Evet, hepinize hayırlı sabahlar. Hoş geldiniz bilim, teknoloji ve ekonomi sohbetlerine. Bugün 29. programla karşınızdayız. Şimdi açılış konuşmalarını yapmak üzere Bilgi Ekonomisi Derneği'nin yönetim kurulu başkanı Profesör Doktor Davut Kavranoğlu'na sözü bırakıyorum. Hocam buyurunuz. Mikrofon. Teşekkür ederim Cemal Bey. Değerli dostlar, bugün yine çok güzel bir programla şimdi bir araya geldik. Değerli konuşmacımızı önce bir tanıtmak istiyorum. Cemil Şinasi Türün 1988 yılında Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Bölümünden mezun oldu. 1991 yılında Bilkent Üniversitesi'nde master derecesini aldı kompüter grafik konusunda. Cemil Bey dostumuz Girişimci, mühendis, akademisyen, hala hazırda Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim görevlisi ve orada gençlere blockchain öğretiyor. Dijital paralar konusunda ülkemizin önde gelen uzmanlarını olan Cemil Şinasi Türün hocamız bu alanda 20 yıllık saha deneyimi vardır. Ulusal kripto paramız olduğunu makaleyle tespit ettiği Valeri Çekler ve blockchain üzerinde teknoloji geliştiren Defterhane isimli startup'un kurucu ortağıdır. Geçtiğimiz üç yıl boyunca İstanbul İlgi Üniversitesi'nde Blockchain, Cryptocurrency isimli dersleri verdikten sonra 2020 başından beri bu defa aynı dersi Boğaziçi Üniversitesi'nde vermektedir. Ekibiyle birlikte kamu ve özel, özel çok sayıda kuruma Blockchain projeleri geliştirmekte ve danışmanlık yapmaktadır. E, blockchain konusu tabi e, tabii günümüzde çok popüler. Bilhassa işte geçtiğimiz birkaç ay içinde kripto paralar çok popüler hale geldi. Ama blockchain demek sadece kripto para demek değil. Çok çok önemli bir eee distributed e, ledger teknolojisi ve çok değişik alanlarda uygulamaları var ve gelecekte de potansiyeli çok büyük. Dolayısıyla Cemil hocamız bu konuda Türkiye'de bulabileceğimiz bu konuya en hakim dostlarımızdan birisi ve dolayısıyla şimdi sözü Cemil hocamıza bırakıyoruz. Bizi Blockchain konusunda aydınlatacak inşallah. Buyurun Cemil Hocam. Sağ olun Davut Hocam. Size bu fırsat için çok teşekkür ederim. Kıymetli dernek üyelerinize beni geldi dinlemeye geldikleri için teşekkür ederim. İnşallah bugün bu konuda biraz farkındalık yaratmak veya farkındalık oluşturmak amacındayım. Ee, sizin formatınızı e, bilmiyorum. E, konuşma sırasında soru sormak isteyen olursa benim için bir mahsur yok. E, normalde derslerimde de bu şekilde işliyorum. E, çünkü o sorular e, birikip e, belki e, daha ileride anlamayı güçleştirecek e, yerlere gelmesin istiyorum. E, ama sizin formatınızı da bilmediğim için. Davut Hocam. Biz genel olarak bekliyoruz sonuna kadar. Çok böyle bir şey olmadığı takdirde şöyle bir saat, bir saat, on beş dakika sizi dinleyeceğiz. Tamam. Ondan sonra sorularımızı soracağız veya görüşleri alacağız. Tamam, oldu. O zaman ben birinci, iki tane sunum getirdim. bir İlk yarım saat blok zinciri üzerine temel bazı bilgiler aktarmaya çalışacağım. Daha sonra da Başka bir sunuma geçeceğim. Orada da e, bazı use case'leri yani bu durumun şu anda tezahür ediş biçimlerini e, anlatmaya çalışacağım. Bir de bizim ülkemizin bu, bu Davut Hocam'ın da bahsettiği vadeli çekler diye enteresan bir e, finansal mekanizmamız var. Ben bu finansal mekanizmanın esasında bir çeşit analog yani kağıt üzerinde işleyen blok zinciri, parası olduğunu e, iddia edip bir makale yazmıştım. 2014-2015 gibi. E, finans çevreleri beni bu makalemle tanıdılar. Tabii tartıştık da e, yani bu konuda epey de bir e, farklı görüşlerin de ortaya çıkmasını tetiklemiş oldum. Burada da e, fırsat verdiğiniz için teşekkür ederim. Aynı konudan da ikinci yarıda yani ikinci yarım saatte bahsediyor olacağım. E, belki tanıyorsunuzdur bu mekanizmayı. Tanımıyorsanız da bugün e, karşılaşmış olacaksınız. E, ben müsaadenizle ilk e, sunumumun e, sayfasını açıyorum. E, hocamın da dediği gibi ismim Cemil Şinasi Türün. E, bu Medium.com sitesinde Türkçe ve İngilizce makalelerim duruyor. Onun dışında her salı BTC Haber diye bir online e, sitede yayınları e, her salı bir yazı yayınlıyorum. Genellikle gündemde olan blok zinciriyle Bitcoin vesaire kripto paralarla ilgili gündemde olan bir konuyu tartışıyorum. İlk hemen şöyle bir saydam, saydamla devam edeyim. Blok zinciri ve Bitcoin iki tane tabir. Bunları bol bol duyuyorsunuzdur nedir farkları nedir bir tanesi nedir diğeri Belki nedir ben, ben başka bir şey zannettim yanlış okudum bunları bir önden şöyle bir üstünden geçelim istiyorum Bitcoin dünyada çıkmış ilk blok zinciri örneği 2008 yılında son 2008 yılının sonunda yazılmış bir program var bir çeşit Excel programına benziyor bu Excel bildiğiniz için ona benzetmeye çalışıyorum Excel gibi bir program yazmış bir Satoshi Nakamoto lakaplı bir kişi. Şu onun 2009'un Ocak ayında yayınladığı makale. Bu yayınladığı derken bir dergide yayınlanmış değil, online bir news gruba koyduğu bir makale. Toplam 8 sayfa makalenin materyali. Bir sayfada referansları var. 9 sayfalık İngilizce bir makale. Son derece teknik bir e, dili var. Yani bu makale e, ekonomistler için yazılmamış, e, Finansçılar için yazılmamış. Kripto, e, araştırmacıları ve matematikçilere göre yazılmış bir makale. Yani son derece teknik bir dili var. Anlattığı problem de bayağı önemli bir problem. E, belki bin yıllık e, belki daha fazla süredir olan bizanslı generaller problemi diye bir e, problem vardır. Onun çözümü olarak <laughs> ortaya konmuş bir çözüm bu. Dolayısıyla yani belki kamuoyunda daha hafife alınan bir bitcoin'in fiyatı arttı, düştü, devletler izin verdi, vermedi gibi tartışmalar yüzünden buradaki derin bir bilimsel buluş var. Onun güme gittiğini bazen gözlemliyorum. O yüzden burada siz abilerim, kardeşlerim önünde. Yani işin bilimsel tarafını da vurgulamak istiyorum. Bu konu kripto konusu yani kriptografi ve kriptoloji. İkisi de birinin kardeşi yani birisi şifre yapmak, biri şifre kırmak demek. Bu konuda çalışmış olan dünya çapında uzman kişiler arasında ee, geçen bir hikayeyle başlıyor bu. Ee, bu Satoshi Nakamoto denilen takma isimli, benim tahminim Macarası'lı bir Amerikalı var. Ee, Nick Zabo diye. Ee, ben Nick Zabo olduğunu düşünüyorum bu kişinin. Ee, Nick Zabo'nun daha önceki yazılarını okudum. Ee, daha önce bir blogu vardı, sonra kaldırdı bunu. Ee, hem dil e, uslup olarak, hem de geçmişte yaptığı işler olarak bence en uygun şahsiyet yani Satoshi Nakamoto olmayan Nick Szabo'dur. Ee, bunun başka şeyleri de var. E, i̇puçları var ama uzatmayayım. Yani önemli değil kendisini göstermek istememesini anlıyorum. Çünkü merkezi olmayan bir sistem burada bahsedilen. E, kişi adını koysa şimdi üzerine e, bu merkeziyet e, fikriyle o kişinin üzerine çullanılıyor olacaklar. Halbuki bu kişi aynı World Wide Web'i icat etmiş olan Tim Berners-Lee'nin yaptığı gibi buradaki bütün bilgiyi ve buluşu kamuya hediye etmiş durumda. Her şey açık kaynak, e, hiçbir şey gizli kapaklı değil. Burada yazmış olduğu programda e, biz yazılımcılar tarafından e, satır satır incelenildi, okuduk, baktık dediği gibi dediği şeyler yazıyor. Gizli bir ajandası yok yani e, buna eminiz. E, bir sayfa önceye geçeyim. E, bu Bitcoin dediğim gibi Excel gibi bir program. Ee, i̇çerisinde 2009'dan bu yana yapılmış olan kuruşu kuruşuna bütün Bitcoin e, transferleri, bütün işlemleri kayıtlı. E, bugün herkes bu programı kendi makinesinde indirebilir. E, şu anda 270 GB falan boyunda veya 300 GB boyunda bir programdır. E, bu Excel benzeri dediğim. Bunu herkes isterse makinesine, kuvvetli bir bilgisayarına indirip, kendisi de bitcoin sayıcılarından diyelim, sayıcı diyelim. Hani madenci tabiri var ama madencilik tabiri biraz işin özünü uzaklaştırıyor insanlarda. Madencilikle kastedilen edilen şu, her isteyen kişi bunun için herhangi bir yerden izin almak gerekmiyor. Bu Bitcoin Core adlı programı, adı aslında Bitcoin Core yani Bitcoin çekirdeği diyelim. Bu programı indirip kendisi de bu madenci sınıfına katılabiliyor. Bu programı indirip senkronize olduğumuz zaman dünyanın geri kalanıyla yüz binlerce belki milyonlarca makinede çalışıyor bu program şu anda. 20 bin kadar node var, düğüm var. Yani 20 bin node düğümlü bir ağın üzerinde çalışıyor. Bu 20 bin düğümün arkasında her birinin arkasında binlerce başka makina çalışıyor. Ve bu makineler ne yapıyorlar? Aynı kayıtları tıpatıp aynı kayıtları 10 dakikada bir senkronize olarak güncelliyorlar ve senkronize oldukları zaman kendi aralarında bir mutabakat yapıyorlar. Bu mutabakata e, erişmek için de e, kuvvetli bir hesaplama yapıyorlar. Yaptıkları hesaplamanın adı Hash denilen bir programı e, çözümlemek. Yani bunu gene kamuoyunda duyuyorsunuzdur. Çok fazla enerji harcayan, boşa e, kürek çekilen bir e, işlem olarak duyuyoruz. E, gerçekten burada yapılan işlem boşa havaya yapılan bir işlem. Yani gerçek bir problem çözmekle uğraşmıyorlar. Ama bu yaptıkları hesaplama sonucunda herkes bir önceki bloğun, şimdi blok ne demek ona da geleceğim, bir önceki bloğun herkes de aynı kayıtta, aynı şekilde kaydedildiğini emin oluyorlar ve bir sonraki işleme geçiyorlar. Blok zinciri tabiri de bu bloklardan geliyor. Şimdi zincir tabiri nereden geliyor? Ona geleyim burada yapılan her dünya üzerinde yapılan her Bitcoin transferi transaction deniyor bunlara bu Bitcoin Core programının kurmuş olan kişiler tarafından yayınlanıyor yani ben mesela Davut Hocama bir Bitcoin yollayacaksam ben bu transferimi elimdeki programda içerisinde bulunan dijital cüzdan vasıtasıyla dünyanın diğer her yerindeki kullanıcılara yayınlıyorum, bu bilgiyi yayınlıyorum. Diyorum ki ben şu adreste. Ben derken tabii adımı göstermiyorum. Orada e, bir şifreli adres gösteriyorum. O şifreli adres üzerinden e, yayınımı yaptığım zaman bunu diğer e, kullanıcılar, diğer madenciler dinliyorlar. E, bu dinleme internet üzerinde e, standart internet e-maillerinin çalıştığı gibi bir protokol olarak çalışıyor. Ondan sonra bunu dinliyorlar. Herkes e, benim yolladığım transfer bilgisini elindeki listenin içine yazıyor. Ben bu transfer hızlı yapılsın istersem yüksek bir komisyon da öneriyorum. Ben öneriyorum onu. Diyorum ki ben Davut hocama bir bitcoin yolluyorum. Çabucak gitsin istediğim için e, bunu yüksek bir komisyon diyelim 10 dolarlık karşılığı bitcoinle. Yine bitcoinle ödeniyor bu şeyler, e, fiiler komisyonlar. Yani aynı cins paradan ödeniyor. Bir bitcoin'in aşağıya doğru 10, 100 milyon kuruşu var. 100 milyon kırılımı var. Yani kuruşları var. Her bir kuruşuna Satoshi diyoruz. Yani ismi Satoshi onun. 100 milyon Satoshi bir bitcoin ediyor. Dolayısıyla bir insan bitcoin satın almak istediği zaman illaki gidip bir bitcoin alması gerekmiyor. 100 liralık da 10 liralık da bitcoin alabilirsiniz. Ama tabii bu işlemleri yapmak için hem 10 dakikalık bu süreyi beklemek gerekiyor madencilerin konsensus alma yani mutabakat alma süresini hem de yüksek bir komisyon ödemeniz gerekiyor. Yani diyelim 10 liralık Bitcoin yollamak için 20 liralık komisyon ödemeniz gerekebilir. Aksi takdirde sizin bu işleminiz günlerce sırada bekleyebilir. Bedava yani komisyon ödemeden de transfer yapmak mümkün ama dediğim gibi bunu Önceliğe koymadıkları için madenciler sizin transfer işleminiz e, askıda beklemeye devam ediyor. Diyelim ki ben e, hocama bir bitcoin yollayacağım. 10 dolarda fiyat koydum maden, e, madencilere komisyon olarak. O zaman madenciler bunu ön sıraya doğru çekiyorlar. Hazırladıkları bir sonraki bloğun 10 dakikada bir yeni blok hazırlıyorlar bunlar. Bu bloğun içine transferler sırayla diziliyor. Demin anlattığım Excel tarzı programın içinde yapılıyor gene bunlar. <laughs> Ve o programın, e, o bloğun içerisine girerse... ...bir sonraki 10 dakikada ben madenci olarak o bloğumla e, aday oluyorum. Neye aday oluyorum? Her 10 dakikada bir 6.25 Bitcoin'lik bir hediye var, bir ödül var. O ödülü kazanmaya aday oluyorum. E, şimdi burada e, aramızda... E, bu, bu konuda e, samimi olmak gerekirse bu bir çeşit piyango gibi e, tabii bir piyango olduğu gibi daha yüksek sayıda bilet alan daha çok sayıda bilet alanın daha fazla şansı var burada da daha fazla bilet almaya tekabül eden hadise daha kuvvetli makinalarınızın olması ve çok sayıda makinanızın olması manasına geliyor daha fazla makineyle hesaplama yaptığınızda bu piyango'nun size isabet etmesinin şansını arttırmış oluyorsunuz Piyangonun ödülü de 6.25 Bitcoin. Benim şurada bir slaydımda bir transfer, bir bloğun başlığını görüyorsunuz. Bu gerçek bunu bir biraz daha tam ekran yapayım, biraz daha okunur olsun. Bu gerçek bir blok, 666.289 numaralı blokmuş. 2021 yılının 16 Ocağı'nda saat 8.55, Türk saatiyle 8.55'te e, ...bu blok yazılmış, kayda geçirilmiş. Burada dikkat ederseniz en başta H diye bir... E, ...bu bloğun bir e, adresi var. Bir kimliği var diyelim. Bu kimliğin ilk başında çok sıfır olduğunu görüyorsunuz. Dikkat ederseniz burada 19 tane sıfır var. Bu 19 tane sıfırın e, oluşması... E, e, ...enteresan tabii, dikkatinizi çekecek bir şey. Çünkü bu piyango'nun isabet etmesi tabirinin karşılık gelen şey, bu başında 19 tane sıfır olan rastgele bir sayının bulunmasıyla piyango kazanılmış oluyor. Yani ben madenci olarak defalarca aynı şeyi hesaplıyorum. Hesapladığım şey de bundan bir önceki bloğun, 666.288 numaralı bloğun içindeki bütün kayıtların oluşturduğu dosyanın hash'ini alıyorum. Hash'ini almak demek, o dijital dosyanın burada gördüğünüz gibi bir satırlık 256 byte'lık bir imzasının hesabını yapıyorum. Bu bir algoritma, SHA-256 denilen, herkesin bildiği, klasik kullanılan bir e, algoritma. Bu algoritmanın hesabını yapıyor herkes. Milyonlarca, milyarlarca defa yapıyor bunu bir dakika içerisinde. Ve ilk defa başında şans eseri bu 19 tane sıfırı kim buluyorsa o el kaldırıyor bir çeşit yani analoji yapıyorum gene bir el kaldırıyor diyor ki ben buldum ee, bulduğunu da ispat ediyor ispatı da şu nonce denilen nonce denilen değer var burada bu nonce değer denilen değerle herkes bu ispatın gerçek olduğunu sağlamasını yapabiliyor yani bir önceki bloğun üzerine bu nonce değerini eklediğinde hash aldığınızda bu sıfırların çıktığını gerçekten görüyorsunuz işte böyle bir Tamamen teknik bir mekanizma, yazılım mekanizması sonucunda 10 dakikada bir bu madenci dediğimiz kişiler, demin de dediğim gibi bunlar sadece tek özelliği Bitcoin Core denilen programı çalıştırıyor olmaları. Block reward dediği en alttan bir üst satırda 6.25 doğrudan doğruya sistem tarafından hediye ediliyor. Fee reward ise o bloğun içerisindeki transactionların yani işlemlerin toplam komisyonları. Yani şurada 0.5 diyor mesela bugün 56 bin dolar bitcoin. Bunun yarısı kadar komisyon kazanmış. Yani 27 bin, 28 bin dolarlık bir komisyon kazancı olmuş. Artı 6.25 bitcoinlik de sistematik kazancı olmuş. Bu ikisini topluyorsunuz. Bu madenci o 10 dakika içerisinde bunu kazanmış oluyor. Toplam dünyada 10 dakikada bir kabaca, istatistiki olarak 10 dakika, bir keskin bir 10 dakika değil. Bazen bu 5 dakika oluyor, 1 dakika oluyor. Bazen 1 saat oluyor bunun hesaplamanın çözümlenmesi. Burada gördüğümüz başka bir değer difficulty. Şöyle ortada e, mouse'umla göstermeye çalışıyorum. Bu difficulty değeri, eğer çok hızlı sistem hesaplamaları çok hızlanırsa difficulty'yi arttırıyorlar. Bu da bu baştaki sıfır sayısını arttırıyor. Yani 19 değil 20 tane sıfır bulmaya başlıyor bu sefer. Bu da iki katı zorlaşması demek bunu bulmanın. Dolayısıyla böyle bir kendini self adjustment yapan bir kontrol sistemi olarak yani kendi kendini düzenleyen bir sistem olarak hayal edebilirsiniz. İşte burada anlatmaya çalıştığım kadar aslında hiç komplike değil ama hani böyle bir takım Kulaktan dolma bilgilerle insanlar bunu anlamaya çalıştığı için bazı yanlış bilgiler olabiliyor. Burada ben bunları değerli toplu anlatmak çabasındayım. Şunu da göstereyim. Toplam olarak bu programın içerisine hayatı boyunca Bitcoin'in kaç tane üretileceğini programlamış bu Satoshi. İşte 2009 yılından Ocak ayından başlamışlar. İlk 4 yıl, yaklaşık e, ilk dört yıl boyunca, bunlar da tam dört yıl değil, aslında 220 bin blokta bir bu olay, bu hadise gerçekleşiyor. E, yarıya düşüyor ödül bitcoinler. Burada 50 tane verilmişken, burada 25 taneye düştü. Ondan sonra 12 12.5'a düştü. Geçen senede, e, 2020'nin e, Mayıs ayında e, 6.25'e düştü. Şu anda 6.25 vermeye devam ediyor sistem. E, belli bir zaman sonra 2024 civarında. Buradaki eğrideki sayılar biraz kaymış. E, bunu Emin Gün Hoca'nın makalesinden aldım Davut Hocam. E, bu böyle azalarak gittiğini gösteriyor. 21 milyona vardığında sene 2140 olacak. Yani bizim torunumuzun, yani benim torunumun torunu e, öyle bir şey o zaman görecek böyle azalarak giden bir eğrisi var. Demin de anlattığım gibi esasında komplike bir problemin, Bizanslı generaller probleminin çözümünü bu içeriyor bu makale. Nedir Bizanslı generaller problemi? Bizanslı generaller problemi şu, bu Bizans döneminde yapılmış bir savaştan alınmış bir kavram. Diyelim A generali, B generali, C generali aynı saftalar. Bunlar coğrafi, coğrafi olarak birbirlerinin ayrı üç noktada bulunuyorlar. Ama birbirlerine savaş içerisinde taktik göndermeleri gerekiyor. Taktik bilgi göndermeleri gerekiyor. E bunun için de bir ulakla bu bilgiyi gönderiyorlar. İşte diyecek ki mesela sen kuzeye git, ben doğuya doğru kayıyorum filan. Bu bilgileri savaş alanından geçen bir ulağın habercinin götürmesi durumunda o habercinin ele geçirilip o bilgilerin de yanlış bir şekilde karşıya gönderilmesi ihtimaline Bizanslı generaller problemi deniyor. E, bu problemin günümüzdeki karşılığı internet gibi çok noisy, çok gürültülü bir ortam içerisinde, ağı, internet ağı içerisinde, bir benim Davut hocama e, gizli olması gereken bir bilgiyi göndermek istediğim zaman, bu bir askeri bilgi olabilir, sivil bir bilgi olabilir internet üzerinden göndermek istediğimde bu bilginin yakalanarak içeriğinin kırılmasını engellemek problemi de diyebiliriz aynı problemi. Dolayısıyla Satoshi'nin çözdüğü problem aslında hem sivil hem askeri güvenlik e, dijital e, bilgilerin e, sağlam bir şekilde iletilmesi problemini çözüyor. Bu açıdan da stratejik önemi olan bir e, problem aynı zamanda. E, bu makalenin de çözdüğü şey aslında stratejik öneme sahip. Ama e, tabii ilk uygulama olarak Satoshi burada e, askeri güvenlik uygulamasını seçmemiş de e, bir e, finansal bir uygulama seçmiş. Demiş ki biz bir dijital para yaratalım. Bu dijital parayı da bu sistemle koruyalım. Yani kimse kimseye sahte para gönderemesin. Ayrıca bu sistem içerisinde birbirine para gönderenlerin kim oldukları çözümlenemesin. Aynı zamanda da sahte işlem yapılamasın ve güvenli olsun. Yani bu güvenli olsun cümlesini esasında en öne koymuş. Ee, ve arkasından peer-to-peer -peer denilen eşten eşe e, transfer kavramıyla beraber kullanmış. İşte bu iki kavramı bir arada gördüğümüz e, bir e, makale bu. E, buradaki e, makinelerin bol bol çalışıp hesaplama yapıp, Ondan sonra buldukları zaman ben buldum deyip el kaldırmalarına Proof of Work, çalışmanın ispatı adı veriliyor. Bu bir algoritma. Bu algoritmayla Bitcoin çalışıyor. Ama onun arkasından üretilmiş olan, gel, gelen, 2015'te çıkartılmış olan ikinci bir blok zinciri örneği var. Ethereum diye. Bu Ethereum'un da kendi parasının adı Ether. Bu arada Bitcoin'in de demin söylerken belki hissettiniz ama Bitcoin Core diye bir program var. Bitcoin diye bir platform var. Bir de Bitcoin diye para var. Üçünün de adı Bitcoin olduğu için birbirine giriyordu bunlar. Bir noktadan sonra 2014'ten itibaren galiba büyük harfle Bitcoin'e teknolojisi olan şeyi altyapıya biz blockchain demeye başladık. Yani siz duyarsanız blockchain esasında Bitcoin'in teknolojisine deniyor. Blockchain kavramı. Türkçesi blok zinciri. Demin de anlattığım gibi bloklardan ve onların hash'lerinin birbirlerine eklemlenmesinden oluşan bir zincir oluşturuluyor. Bunun çok güvenli olmasının sebebi de geçmişe yönelik olarak bütün verileri değiştirmeniz gerektiğinde yapılacak işin muazzam büyük olması. Yani her bloğu herkesin gözü önünde kırmalısınız. Geriye dönük olarak teker teker hepsini kırıp yeni bilgilerle değiştirmeniz lazım. Bu imkansıza yakın bir problem. Ee, ama e, tabii burada ileriye dönük olarak bu sistemi ele geçirmek mümkün olabilir diye e, Satoshi de yazmış zaten makalesinde yüzde %51 problemi diye bir şey var. Sistemdeki makinelerin %51'i ele geçirilirse bundan sonra sistemin e, güvenliği belli bir merkezin eline geçebilir diye bir tehdit var. E, Çin devletinin e, 4-5 yılı 4 yıl kadar önce 200 bin makinalık 200 bin farklı IP'si olan makinayla Bitcoin'e saldırı yaptığını biliyoruz. Bu saldırıya direndi Bitcoin e, sistemi e, ve gördük ki e, büyük devletlerin bile çok kuvvetli kaynaklarla hack etmesinin e, ne kadar zor bir sistem olduğunu Bitcoin bize gösterdi. 2009'dan bu yana e, 12 senedir hiç durmadan bir milisaniye bile duraklamadan, crash etmeden çalışmış bir sistem. E, bütün bunları anlatıyorum. E, sayın hocalarım lütfen e, yanlış anlamasınlar. Ben kendim bitcoin yatırımcısı değilim. Hiç alıp satmadım. E, çok nadiren yani sadece meseleyi nasıl çalıştığını anlamak için e, birkaç defa madencilik yaptım 2011 yılında. E, ama 2011 yılında e, buna benzer bir rakip sistemle uğraşıyordum ben. E, Kayme diye e, yerli bir bitcoin yapmaya çalışıyorduk. E, yatırım almıştık. O yüzden e, Bitcoin'i inceledik teknik arkadaşlarımızla beraber 2011'in yaz ayında ve bakkalda geçmeyeceğine karar verdik. Burada gördüğünüz bu 10 dakikalık mutabakat süresi e, çok uzun bir süre. O, dolayısıyla pratik olarak sokakta, bakkalda, markette geçebilmesi mümkün değil bu 10 dakikalık süreden dolayı. Siz kasada e, 10 dakika hiç kimse sizi beklemez. Dolayısıyla bu Bitcoin'in pratik olarak e, gündelik hayatta alışverişlerde geçmesini beklemeyin. E, teknik olarak bu imkansız. E, ama şöyle tabii çözümler yapılıyor. E, bunu arkada konsensus 10 dakikada bir oluyor ama bazıları risk alarak, bu riski üzerlerine çekerek kendileri e, bu transferleri e, e, izin verebiliyorlar. Ama dediğim gibi sistem olarak esasında buna açık değil. E, bu çok özet, e, yarım saate yakın e, bu özetimden sonra belki açıkladığımdan daha fazla soru işareti oluşturmuş olabilirim. Cemil Hocam, <laughs> Buyurun. bu noktada e, bu güvenlik nasıl sağlanıyor? Hani bu ledgerların hani muhasebe defterine işte 20 bin tane ayrı muhasebe defteri işte hepsi evet. bakarak karar veriliyordu. Bir iki dakikada bir anlatırsanız da hani, konunun evet. tam anlaşılması bu, bu 20 bin tane e, nodda ve arkasındaki yüz binlerce belki milyonlarca makinede çalışan e, bu sistemlerde e, her 10 dakikada bir e, bu 20 bin makinede e, konsensus alınarak, mutabakat alınarak aynı veri kayda geçiriliyor ve üzeri e, kuvvetli bir şekilde sarmalanıyor ve şifreleniyor. Ondan sonra bir dahaki kayıtlara 10 dakikaya geçildiği için geride kalan tüm kayıtlar çok nasıl söyleyeyim çok kuvvetli bir şifreleme ile koruma altına alınmış oluyor. Dolayısıyla buradaki kayıtlar ha bir başka tarafı daha var tüm kayıtlar açık yani hepsi transparan olarak görülmekte. Bu da birçoklarının düşündüğü gibi karanlık işlemler için kullanılmaya hiç elverişli bir şey değil bu. Kripto paralar, yani siz kara para aklayacaksanız, Bitcoin'le yapmanız akıl dışı olur. Çünkü e, bütün transferler kayıt altında, e, isteyen bir devlet buradaki transferlerin uç noktalarını yakalayarak, yani bankaya, mesela bankadan dolar alıp buradan Bitcoin'e transfer edeceksiniz veya kazandığınız Bitcoinleri Türk lirasına veya dolara çevirecekseniz bunu bir bankaya aktarmanız gerekiyor, mutlaka yani banka dışında bir yere aktaramıyorsunuz. Dolayısıyla bu uç noktaların, IP'lerini tutarak e, herhangi bir devlet hangi Bitcoin işleminin kimi tarafından yapıldığını kolaylıkla bulabiliyor. E, o yüzden de e, buradaki e, Bitcoin sistemini karanlık işler için kullanmaya elverişli görmüyoruz. E, bunun için bankalar var, e, güzel özel bankalar var. Mesela 2-3 yıl önce... Danske Bank diye bir Danimarka bankası yakalandı. Tallinn şubesi üzerinden sadece küçük bir şubeden 265 milyar dolar aklama yapıldığı ortaya çıktı. E bunlar ortaya çıkınca biliyorsunuz sadece ceza verip geçiyorlar. İşte 1-2 milyar dolar bu ceza veriyorlar bankaya. Genel müdürünü atıyorlar. Oluyor bitiyor. Burada ise iş çok daha komplike. Yani buradaki bütün transferler kayıt altında. Hepsi açık kaynak gözüküyor. O nedenle ee, gözükmeyen, anlamadığımız tek şey sadece kimin kime yolladığı o şifreli olarak duruyor. Yani ben Davut Hocama bir Bitcoin yolladığımda hangi saatte bir Bitcoin yolladığımı görüyoruz ama kim yollamış, kime yollamış bu şifreli olarak duruyor. Burada kullanılan şifreleme tamamen kişinin kendisinin yaptığı bir koruma. Buna public key kriptografi diyoruz. Public key kriptografi kullanmış burada Satoshi. Yani Satoshi esasında kendisinden önce olmuş 2-3 tane teknolojiyi harmanlamış, bir araya koymuş. Bir de orijinal bir fikir eklemiş buna. Orijinal fikir işte bu Bizanslı genel probleminin çözümü olduğunu söylediğim proof of work denilen algoritmayla büyük bir network üzerinden bu konsensusun, mutabakatın alınması, buluşu Satoshi'ye ait. Ee, onun dışındaki her şey daha geçmişte var olan buluşlar. Bir tanesi public key kriptografi, bir tanesi peer-to-peer -peer, e, olarak transferlerin yapılması. Bu mesela BitTorrent dediğimiz sistemde zaten var olan e, bir yöntemdi. O yöntem kullanılmış. Bir son olarak şunu da göstereyim hocam. E, mesela e, şu çizim, e, birazdan göstereceğim diğer e, sunumda gene var bu. E, 1964 yılında bir yazılmış bir makaleden aldım bunu Paul Baran isimli araştırmacıya Rand Corporation'da çalışıyor o sırada Amerikan ordusu DARPA'nın Amerikan ordusunun araştırma laboratuvarı ya birimi diyelim araştırma birimi olan DARPA'nın gelip verdiği bir problemin çözümü bu verdiği problem Amerika'nın o sırada Rusya, Sovyetler Birliği'nden nükleer tehdit altında iletişim kanallarının hep açık kalmasını istiyorlar. Yani bir şehre nükleer bomba atılırsa bütün komünikasyonun, bütün iletişimin kapanmasını istemedikleri için özel bir çözüm istiyorlar. Mühendisler de bu çözümle geliyorlar. Bu çözüm işte bugün internet dediğimiz altyapıyı görüyoruz burada en sağda. Bunun adı TCP IP dediğimiz kısalt kısaca internet protokolü dediğimiz buluş. Şimdi bir slide daha göstereceğim. Orada da bugün kullandığımız internetin katmanları var. Bu katmanlar arasında TCP IP bir katman. Onun üzerinde de World Wide Web'in protokolü HTTP. E-mail yolladığımız zaman kullandığımız protokol SMTP. İşte burada VXP adıyla koyduğum aslında böyle bir şey yok ama ben bunu buraya koydum ki iyi anlaşılsın diye. Value Exchange Protocol. İşte bu blok zinciri. Blok zinciri esasında şu seviyede bir bu katmanda olan bir protokol. Dolayısıyla blok zinciri devlet kapatabilir mi sorusunun cevabı eğer internet kapatılabiliyorsa devletler bunu da kapatabilirler. İnternet kapatılamıyorsa blok zinciri de kapatılamaz. Yani bu soru o şekilde ortadan kalkıyor. Ee, şimdi ben burada durayım bir daha diğer slaydıma geçeceğim ama buraya kadar olan kısımdan sayın hocalarımın değerli abilerimin kardeşlerimin soruları olabilir ee, onlardan alayım Orhan Bey hoş geldiniz ee, Orhan Bey de tanışıyoruz hoş bulduk hocam teşekkürler ediyorum çok sağ olun ee, evet. buraya, buraya kadar blok, blok zincir nedir ee, konuş... isterseniz Cemil devam hocam, edin. siz devam edin, sonunda tamam. şey yapalım. Olur, hay hay. Sonra u uzayabilir, ondan sonra bir daha geri dönmek şey olabilir. Hay, hay göre devam edin. Şimdi ben e, şey diğer e, sunumumu açıyorum. E, bu sunumda e, yeni toplum düzeni diye bir tabir kullandım ama bunu e, değerli e, hazirun e, arkadaşlarımız yanlış anlamasını istemiyorum. Burada bahsettiğim bu e, küreselcilerin World Economic Forum'un filan bahsettiği yeni dünya düzenini kastetmiyorum. Ben tam ona karşı, yani onların zıttı olan bir şeyden bahsediyorum. Onu baştan söyleyeyim. Sonra Hocam bana... toplum 5.0 diye bir şey var galiba. Bizde eğitim camiasında ona benzer bir şey herhalde. E, Valla şimdi toplum kelimesini kullanınca böyle mahsurları var. E, herkes bir tarafa çekebiliyor. Esasında teknik bir konu anlatıyorum. Ee, onun toplumsal uzantısı var tabii ki. Yani. Bunu sonunda bunları bir evet. şey yaparız. Evet. Hep, Siz şimdi evet. bir ne diyorsunuz bir anlatın bakalım. Evet, ben şimdi şunu diyorum. Alternatif bir e, dünya e, kurgusu var bu blok zincin içerisinde. Ama bu kurgu tahmin edildiği gibi e, küreselcilerin gücünü arttırmaya değil, onların gücünü izale etmeye yönelik görünüyor. Ee, ya bu bir, istenen bir sonuç mudur, yoksa e, tesadüfen mi ortaya çıkmıştır? Bunu tartışırız. E, ama e, benim düşüncem burada bilimin teknolojinin kendi yolunda gittiği ve herhangi bir kontrole, herhangi bir e, müdahaleye fırsat vermek sizin sonuçları neyse onu yaşadığımıza inanıyorum. E, böyle çok kolay kontrol edilebilir şeyler değil. Burada gördüğümüz gene Paul Baran, demin bahsettiğim bu TCP IP'nin mucidi olan mühendisin demin gördüğünüz şekli meşhur olmuş bir şekil bu artık. Onu bir yerde anlatırken görüyoruz. Toprağı bol olsun bu bu, bu beyefendi artık yaşamıyor. Devam ediyorum. İşte bu demin anlattığım gibi 64 yılında DARPA'nın iletişim sistemlerimiz bir Sovyet nükleer saldırısına karşı nasıl dayanıklı kalır başlıklı sorusuna yapılmış bilimsel bir cevabın sonucu bu. Bugün kullandığımız internet DARPANET, ARPANET'ti önce sonra DARPANET oldu. Yani bugün kullandığımız bu birebir bu askeri ağın devamıdır. Tabii çok büyük bir boyuta geldi. O zamanki gibi ufacık bir şey değil. Bugün artık milyarlarca nodu var dünya üzerinde. Burada gördüğümüz makale de 2011 yılından bir makale. Bunu internet tarayıcıları, browserlarının ilk mucidi Mark Andresen yazmış. İlk internet browserı Mozaik diye bir programdı. Ben de doktor öğrencisiyken bu Mozaik üzerine çalışıyordum. Ve bir gün internette kendine özgü bir para olur mu diye bir teze başlamıştım Bilkent'te. Çünkü o dijital olarak çok hızlı kopyalanan e, dosyaların milyonlarcasının bedavaya dağıtılabildiğini o zaman görmüştüm. Burada da bu Mark Andreessen 2011 yılında e, yazılım teknolojilerinin ve internetin dünyadaki e, belli başlı sektörleri birer birer yuttuğunu anlatıyor. İşte müzik endüstrisini yuttu ilk ilk başta 1990'ların sonunda. Daha sonra Habercilik, işte televizyon, hatta sinema, ondan sonra oyun gibi sektörlerin hepsinin iş modellerini darmadağın etti internet. Fakat bunu yapan internetin aslında şurada gördüğümüz, sağda gördüğümüz bu desentralize yapısı, merkezi tüm yapıları kırarak geldi geldi, şimdi de finansa dayandı. Bu 2011 yılında Mark Andreessen bu yazıyı yazdığında kendisi Silikon Vadisi'nde çok güçlü bir venture capital yani risk sermayesi şirketinin kurucu ortağıydı. Yani kendisi o merkezde oturuyordu ve Silikon Vadisi'nin kuralları vardır. Derler ki biz arabamızla gidemediğimiz şirkete yatırım yapmayız. Ben de 2010'larda 2009-2010 Silikon Vadisi'nde şirket kurmuştum ve bunun gerçekten böyle olduğunu gördüm. Bu insanlar dünyanın her yerinden e, girişimcileri kendilerinin yanına çekiyorlar, oraya istiyorlar. İlla oraya yerleşmenizi istiyorlar. Bizden de oraya yerleşmemizi istediler e, yatırım yapmak için. Biz kabul etmedik, memleketimizden memnunuz dedik. O yüzden e, bize yatırım e, gelmedi ama gördük bunun gerçek olduğunu. Bu yazıda bahsetmediği şey Adamın belki de korktuğu finansın da bankalarında ve para sisteminde aynı şekilde internet ve yazılım tarafından yutulacağı gerçeğini burada anlatmamış bu makalesinde. Ama işte gelin görün ki 2009 yılında Bitcoin makalesiyle bu gerçekten söz konusu oldu. Belki de hani Adam Smith ya da Karl Marx gibi felsefecilerin önemli eserlerin yanına koyulabilecek düzeyde önemli bir e, eser ortaya koymuş oldu. Tabi bu tarih gösterecek bunu böyle olup olmadığını. E, burada gördüğümüz çifte anahtar demin bahsettiğim Davut Bey'e ben e, bir bitcoin yollamam gerektiği zaman onun e, Hocam adresi... bunu söylüyorsunuz bu seminerin bitiminde ben bitcoin'imi bekliyorum tamam mı? Tabii ki, tabii <laughs> Davut Bey'e bitcoin göndereceğim dediniz, herkes şahit bekliyorum. Hocam niyetim budur, niyet ortada. Artık tamam. e, gerçek hasıl alır mı? O da inşallah e, bir gün olur. E, e, hakikaten doğru söylüyorsunuz. Ben niye yani 0-1 demedim de 1 bitcoin dedim. Demek ki işin hakkı buymuş. E, <gülüyor> şimdi <gülüyor> bu çifte anahtar meselesi, e, bu public key kriptografi yani kamusal anahtarlama ya da kamusal şifreleme dediğimiz e, sistem, Burada gördüğümüz e, e, gibi yahut buradaki şeklini anlatmaya çalıştığı gibi bu sisteme kayıtlı olan yani Bitcoin ve Blockchain'de işlem yapan herkesin iki tane anahtarı var. Bu iki anahtarından bir tanesi kendi özel anahtarı. Yani şöyle ben bunu kalemlerle anlatıyorum. Hani e, böyle iki tane kalemi var. Bir tanesi gizli tutuyor, cebinde tutuyor. Diğeri ortaya koyuyor. Adresim olarak bu ortada görünüyor. Herhangi birisi bana bir bilgi yollamak istediğinde veya Bitcoin yollamak istediğinde benim adresimi kullanarak kendi gizli şifresiyle bir transfer oluşturuyor ve bunu bana yolladığında ben de gizli anahtarımla kendi gizli anahtarımla bunu açtığımda bunun kesin olarak Davut Bey'den geldiğini veya Orhan Bey'den geldiğini yani bana bunu gönderdiğini iddia eden kişiden geldiğini kesin olarak ispat edebiliyorum matematiksel olarak ispat edebiliyorum. İşte bu özelliği daha önceden e-mail'de veya şifrelerde kullanırken Satoshi Nakamoto bunu artık bitcoin denilen para sisteminde kullanmış. Şimdi şu gördüğünüz resim az önce bahsettiğim bitcoin makalesinde yer alan bir resim. Yani ben o makaleden bu resmi buraya koydum. Biraz kişisel tarihime gelelim. Ben bu makaleyi 2011'de falan okumuştum ama Dikkatimi o zaman çekmemişti. 2014 yılında kendi ofisimi, kendi girişimimi kapattıktan sonra tamamen Bitcoin çalışmaya verdim. Ve son 7 senede de bu konuya, blockchain konusuna uzmanlaştım. Yani sadece bunu çalışıyorum. Burada gördüğünüz resim 2014 yılında benim dikkatimi çekti. A dedim, bu dedim bizim bir şeye çok benziyor. Vadeli çekleri. Bizde vadeli çek diye bir ee, ticaretin içinde olan herkesin bu arada Orhan Bey'in de gayet iyi bildiği onu konuştuk çünkü kendisiyle e, gündelik hayatta Türkiye'de çok kullanılan e, vadeli çek diye bir mekanizma var. Ona benzettim bu resmi. Çünkü bizde de e, bu sefer Davut hocam gene sizi kullanayım e, 6 ay sonra ödenmek üzere 100 bin liralık bir bitcoin e, bir pardon ma, vadeli çek yazıyorum diyelim 100 bin TL'lik Bugünün tarihini atmıyorum da o çeke 6 ay sonraki tarihi atıyorum. Normalde bu çek sisteminde illegaldir. Yani dünyanın herhangi bir yerinde siz o günün tarihini atmazsanız o çek geçersizdir veya kanun dışı bir işlem yapmış olursunuz ileri tarih yazarsanız. Türkiye'de ise yazılmış olan çeklerin %100'ü ileri tarihli yapılıyor. Bu da bunların aslında çek olmadığını bize başka bir mekanizma olduğunu anlatıyor. O da nedir? Bizim ülkemizde vatandaş bankaların ona vermiş olduğu çek defterlerini kullanarak sistemin içerisinde para yaratmakta. İhraç diyoruz buna e, teknik tabiriyle. Para ihraç etmekte. Yani Merkez Bankası'nın ve bankaların normalde üretmekte olduğu paraya alternatif olarak Türkiye'de sadece bu var. E, diğer ülkelerde yok. E, bizde e, vatandaş, esnaf, işte Gümüşhane'de, Manisa'da, Malatya'da neredeyse hiç fark etmiyor. Para yaratabiliyor. İşte bu 6 ay sonra 100 bin lira ödeyeceğim diye Davut Hocam'a verdiğim vadeli çek benim basmış olduğum banknot şeklinde piyasada dolaşmaya başlıyor. Davut Bey götürüp mesela onu başka bir işlem için, gerçek işlemler için Orhan Hocam'a vermek istediğimde arkasını cir oluyor, imza alıyor ve ona teslim ediyor. Böylece 100 bin liralık çek 200 bin liralık iş yapmış oluyor. Daha sonra Orhan Bey onu Cemal Bey'e başka bir işlemde gene ödemede kullanırsa 300 bin liralık işlem yapmış oluyor. İşte bu 6 ay zarfında cirolanan bu çek 5 defa el değiştirdiğinde 500 bin liralık işlem yapmış oluyor. İşte bu Türkiye'deki mekanizmayı ben gördüğüm zaman buradaki Bitcoin'deki imzalama hash denilen imzalamaya benzeterek Bizde de kaşe deniyor. Biz de bunun kağıt üzerinde olanını yapmışız 40 yıl önce diye bir makale yazdım. Ee, oradan e, bu tartışma başladı. Gerçekten de e, esasında düşündüğümüzde Bitcoin bir kredi sistemi değil, bir çeşit dijital altın sistemi. Yani madenciliği yapılan tırnak içerisinde teknik olarak e, ortaya çıkartılan yeni Bitcoinler e, varsa var, yoksa yok. Yani bir kredi geleceğe dönük bir kredilendirme sistemi yok Bitcoin'in içerisinde. Aynı altın gibi ya cebinizde var ya yok. Varsa gönderebiliyorsunuz yoksa gönderemiyorsunuz. Oysa ki bizim ülkemizdeki vadeli çek sistemi bir kredi sistemi. Aynı zamanda faizi de yok bu sistemin. Bu da çok enteresan. Yani bir vadeli çekle bir iki kişi mutabık kaldığında burada madenciliği iki kişi yapıyor. Yani ben Davut Hocam'a bir vadeli çek verdiğimde o da kabul ediyorsa bu iki kişi, ikimiz bunun madencisi olmuş oluyoruz. Buradaki 100 bin lirayı iki kişi ortaya çıkarıyor ve hiç de masraf harcamıyoruz. Yani bunun için elektrik hesaplama falan yapmamız gerekmiyor. Ama bu imzayı ben attığım zaman vadeli çekin üzerine tamamen kendi onurumu, haysiyetimi koymuş oluyorum ve o haysiyet üzerinden, e, itibar üzerinden bir para yaratılmış oluyor. Burada ise itibar yok, tamamen teknoloji ve şifreleme kullanılmış. Zaten Satoshi'nin kendi makalesinde yazdığına göre de güven gerektirmeyen bir sistem diye tanıtmış Bitcoin'i. Oysaki e, ticari hayat içerisinde güven mutlaka e, gereken bir e, hususiyet. Dolayısıyla e, demek istediğim şu ki e, dünyanın gelecekte kullanacağı e, ticaret içerisinde kullanacağı kredi sistemi Bitcoin olamayacaktır. E, onun yerine Belki gene blok zinciri üzerinde işleyen ama ticari itibarı ve insanlar arasındaki ticari işin, güvenin yerine yerleştirileceği başka bir sistem olacaktır. Benim düşüncem Türkiye buna aday, bunu yapmaya. Çünkü Türkiye'deki milyonlarca kişi her sene 20 milyon kadar çeki imzalıyor, elden ele geçiriyor. Tahmin edildiği kadar da bunlar ödenmiyor değil. Geçen senenin rakamları... Türkiye Bankalar Birliği'nin verilerine göre yüzde 1.4'ü ödenmemiş. Yüzde 98.6'sı bu çeklerin gününde ödenmiş. Yani insanlarımız düşünüyorlar bazen ben sınıflarda soruyorum ödenmeyen çekler yüzde kaçtır diye. Yüzde 60'dan başlıyor pazarlık. İnin inin diyorum. Yüzde <laughs> 30'a kadar iniyorlar. Halbuki gerçek yüzde 1.4 geçen sene, ondan önceki sene yüzde 3.2. Yani yüzde 3'lerde ödenmeme oranı olan bir sistemimiz var. Demin gösterdiğim resmi burada tekrarlamıştım. Bir internet katmanı bu. Bunu geçelim. Şimdi gelelim birkaç örnek göstereyim sizlere. Bugün blok zinciri nerelerde use case dediğimiz şeyleri gösteriyorum. Nerelerde kullanılmaya aday? Birkaç örnek getirdim. Bir tanesi tapu kayıtları. Tapu kayıtları e, blok zincir üzerine e, kaydedildiğinde e, merkezi bir e, tapu kadastro tapu idaresinde bunların el değiştirmesi yerine blok zinciri üzerinde bunun değiş tokuşunun yapılması mümkün oluyor. Bu amaçla kurulmuş bazı yapılar da var dünyada. İkinci örnek geleneksel menkul kıymet borsalarında bono, tahvil ve sukuk dediğimiz e, yahut e, bu borsanın tabiriyle Kira sertifikası dedikleri, biz sukuk diyoruz. Bunun yapılması için de blok zincirleri kurgulanıyor. Hatta şöyle bir örnekle söyleyeyim. Türkiye'deki İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda, İstanbul'da 2019 yılında ben ve ekibim bono, tahvil ve sukuk için bir blok zinciri tasarımı yaptık. Orada bu tasarım duruyor. Eğer arzu ederlerse bunu halka da açabilirler. Biz yapacağımızı yaptık, dersimizi anlattık, işimizi yaptık, paramızı aldık, çıktık. Devletimizin bir biriminde bu bilgi şu anda mevcut. SPK'da haberdardı bu işten. Dolayısıyla esasında Türkiye'de devlet ve özel kurumlarda yüksek düzeyde bilgiler mevcut. Bir başka yerli örnek. Türkiye'nin dijital lira çıkarma haberi var yabancı bir kaynaktan. Bir de Takas Bank'ın yaptığı bir gram altına denk Biga diye bir proje var. Onun da ben danışmanlığını yapmıştım. Bunlar da ilginç örnekler. Dünyada benim bildiğim bir arkasında Takas Bank gibi sağlam bir kuruluşun olduğu altına denk bir kripto aset daha önce yapılmadı. Bu arada bir şey atladım onu tekrar e geriye döneyim. Coin diye bir kavram var, token diye bir kavram var. Bu ikisinin ayrımını söyleyeyim. Coin nedir? Token nedir? Coin dediğimiz kendi blok zinciri olan, kendi altyapısı olan ve bunun üzerinde çalışan para veya para benzeri yapılara coin diyoruz. Bitcoin bir coin. Ethereum platformu üzerinde çalışan Ether bir coin. Ama token nedir? Token başkasının blok zinciri üzerine çalışan Başka blok zincirleri üzerine yazılmış programlara token diyoruz. Ethereum çok yaygın bir e, kullanılan bir platform. Bildiğimiz binlerce token Ethereum üzerinde çalışıyor. Yani Ethereum'u kendi tokenlarımızı çalıştırmak için seçtiğimiz bir çeşit platform olarak görebilirsiniz. Ben Biga'yı diyelim yazacağım zaman gidiyorum. Ethereum ağı üzerine geliştiriyorum. Ethereum'un özelliği Bitcoin'den farklı olarak bir çeşit dünya bilgisayarı gibi global bir bilgisayar gibi işliyor. Bunun üzerine e, program yazıp işletebiliyoruz. Yani demin anlattığım o 20 bin tane madencinin bu defa yaptığı iş para transferlerini kayda geçirmek olmuyor. Bizim yaptığımız programlama işlerini e, kayda geçiriyorlar. Yani benim yazdığım program diskimde çalışmıyor da dünya üzerindeki bu blok zincirinde çalışıyor ve sonuçları da orada elde ediliyor. Yani programın çıktısı output'u bu sefer blok zincirinden elde ediliyor. Bu ne işe yarıyor? Bu tabii çok büyük bir e, network üzerinde yani milyonlarca bilgisayarda denetlenen, tekrar tekrar kontrolü yapılan bir şekilde basit bir imza bile yaptığınızda ben tapumu e, birine sattığımda yaptığımız imza işlemini bu ağın üzerinde kayda geçirdiğimde kuvvetli bir ispat oluşturmuş oluyorum zamanı geldiğinde geriye dönük olarak diyebiliyorum ki bakın şu tarihte ben falancadan bu tapuyu aldım. İşte burada ispatı duruyor. Bu ispatı da tanıklık yapan milyonlarca makine var. Dolayısıyla burada artık gördüğümüz gibi bu bir sıradan bir database değil, bir ispat amacıyla kullanılan bir çeşit global noterlik hizmeti gibi e, faaliyet gösteriyor. E, dördüncü örnek, vereceğim. KVKK yani kişisel verileri koruma kanunu diye bildiğimiz bir kanun var. Yeni çıktı bu. Ee, Avrupa'da da GDPR diye kısaltması var. Ee, fakat bu kanunun aslında içindeki yazılı olan kurallara uyabilecek durumda değil henüz dünyanın bilgisayar sistemleri. Cloud diye bir şey var. Cloud biliyorsunuz nerede durduğu belli değil. Yani Türkiye mesela bir cloud kullandığında içine finansal bilgi yazdığımızda Microsoft Cloud kullanıyor, Amazon Cloud kullanıyoruz. Bunlar bu makineler gerçekten nerede duruyor? Bunları kim okuyor? Bunlara emin olamıyoruz. Ee, aynı şekilde burada da kişisel verileri koruma kanunda da benim bilgilerim benim isteğim dışında veya e, iznim dışında e, sistemlerin içerisinde tutulması aslında yasak kanuna. Veya tutulması değil de onların kullanılması yani o bilgilerden faydalanılması yasak. Ama bunu denetleyebileceğimiz bir yapı yok şu an dünyada. Ama blok zinciriyle bu tür bir denetlemenin de mümkün olabileceğini görüyoruz. Bu da bir dördüncü örnek. Beşinci örneğim, bugün gördüğümüz Google, Facebook, Amazon gibi global şirketler bizim kimliklerimizi bunlar tutuyor. Bizim adımıza falanca siteye bağlandı neyle bağlan Facebook'la bağlan neyle bağlan Google'la bağlan. Esasında burada bizim yaptığımız korkunç bir şey var. Yani istemiyoruz ama yap yapmak zorundayız. Biz e, TCKN'miz gibi kuvvetli bir şeyi, kimliği bunlara teslim ediyoruz. Diyoruz ki sen arkadaşım Google'sın, sen Facebook'sun al benim kimliğimi istediğin gibi kullan. Bundan para da kazan, bana da bir kuruş verme diyoruz. İşte bu sistem bizim şu anda sırtımızdan işliyor. Bunların da hepsinin alternatifi blok zincirinde geliyor. Bunların birkaç yıl içerisinde ortaya çıktığını göreceğiz. Ne olacak o zaman? Ben kendi şifremle, kendi imzamı koruyacağım ve bu Facebook gibi yapıların içerisinde kötüye kullanılmasını veya bedavaya oradan oraya benim bilgilerimin taşınmasını engelleyebileceğim. Tabii burada gördüğünüz gibi global merkeziyetçi global silikon vadisi şirketlerinin hiç işine gelmiyor blok zinciri aslında. Burada bunu görüyoruz. Yani onlar şu anda merkeziyetçi bir şekilde dünyanın iki buçuk milyar insanının tüm sosyal ilişkilerini, tüm e-maillerini takip edebilir durumdalar. Blok zinciri diyor ki artık takip edemeyeceksin belli bir zaman sonra. O yüzden de bu çelişkiyi görmenizi rica ediyorum. Bu ee, Silikon Vadisi'nde kurulmuş Amerikalı veyahut globalist diyelim e, yüksek e, sayıda müşterisi olan teknoloji şirketleri esasında blok zincirini hiç istemiyorlar. E, bunu buradan sebebini anlamışsınızdır. E, bir başka örnek bu sefer enerjiyi merkezi olarak çıkartıp bize dağıtan gaz ve petrol şirketlerinin neden blok zincirini istemediğini görüyoruz. Çünkü burada da insan merkezli olarak elektrik üretimi e, gayrimerkezi, gayri merkezi, veya ademi merkezi olarak elektrik üretimi, enerji üretimi mümkün kılan bir yapı var gene blok zincirinde. Bunu mümkün kılması da yatırım e, yapılması gerekiyor bu işler. Paralı, parayla yapılan şeyler. E, burada merkezi yapılar bu paraları insanlara e, kolay kolay vermiyorlar. Çünkü e, alternatif enerji onların e, merkezi dağıtım sistemlerine rakip e, o şu anda. E, blok zincirinde ise sukuk dediğimiz teknikle yani sukukun birebir karşılığı var blockchain'de. Crowdfunding deniyor. Yani topluluğun e, hepsinin ortak bir havuza e, para koymasıyla yapılan e, yatırımlara deniyor. Buna çok büyük bir imkan veriyor blok zinciri. Otomatikman kendisi zaten sukuk gibi çalışıyor. Hatta bir Kuala Lumpur'da yaşayan bir arkadaşımız var, Erbilli kendisi. Onun e, Sukuk diye makaleleri var bilimsel. E, gerçekten birebir aynı şey olduğunu ispat ediyor. E, bir başka örnek, paylaşımlı ekonomi. Yani bu Uberler, bir taksiler biliyorsunuz. Bunlar e, desentralize, merkezi iş modeli var ama burada bir error var. Erörü söyleyeyim. Yani burada bir hata var. Tahsilata gelince ben kredi kartımla Uber'e ödeme yaptığımda o hesap, o para kalkıyor Silikon Vadisi'ndeki bir bankanın hesabına gidiyor. Nerede kaldı gayri gayrimerkezilik? Esasında bunlar da Airbnb gibi, Uber gibi şirketler. Desentralize iş modeli görüntüsü verip gene tahsilatı Amerikan Bankası'ndan yapıyor. Bunların da sonu geliyor. Dolayısıyla blok zinciri bunların da istemediği bir şey. Enteresan bir şekilde. Sekizinci örneğin bizim bu vadeli çekler. Türkiye'de yaklaşık 1 e, trilyon dolarlık işlem yapılıyor bunlarla. Yani ekonomi dönüyor. 1 e, trilyon liralık ön yüz var ama bu kaç defa tekrar ediyorsa artık elden ele, kaç defa geçiriliyorsa o kadar kat trilyon lira. Yani 5 belki 6 trilyon lira. ...lık işlem yapılıyor. Ben bu slide'ı koyduğumda dolar 7 lira değildi. 7-8 lira değildi. O yüzden 1 trilyon dolar yazmıştım ama şimdi herhalde daha aşağılardadır. Bu ilginç bir e, fotoğraf. Biraz eğri. Bunu ben çekmiştim Ankara'da. E, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde bunu çektim. Ben bunu ilk defa bu tableti e, ortaokulda görmüştüm. Ve aklımda kalmıştı bu tablet. Bu tablet Asur'dan kalma, Asurlulardan kalma. Şunu da bir büyüteyim isterseniz hep beraber okuyalım. Ee, diyor ki 10 hafta içerisinde milattan önce 18. yüzyıl yani bugünden 3800 yıl eski bu tablet. 10 ee, hafta içerisinde ödenmesi gereken 2,5 mina saflaştırılmış gümüş hakkında bir belgedir. Ee, mina bir ağırlık ölçütü. Borcun zamanında ödenmemesi halinde her bir mina için aylık 3 şekel gecikme faizi uygulanacaktır. Şekel 12 gramlık başka bir ağırlık öl ölçtü. Yani 3 şeker gecikme faizi demek 3 çarpı 12 gram 36 gramlık gümüş cezası var. Bu faiz değil aslında. Burada faiz demişler ama gecikme cezası bu. Ee, tablet hafta görevlisine göre tarihlenmiştir. Borçlu ve alacakların asurlu olmasına karşın şahitlerin üçü de Anadolu'dur. Burada görüyoruz ki Anadolu'da 3800 yıl önce vadeli tablet yani vadeli çek gibi tabletler varmış. Esasında bunlardan 30 bin tane sadece Sümer'de bulunuyor. Ee, görüyoruz ki tarih yazı ile başlamamış, muhasebe kaydı ile başlamış. Sümer'de daha yazı olmadan evvel borç tabletleri var arkadaşlar. Bunlar ortaya çıkartıldı 2000'lerde. Amerikalı bir ekip bunları, arkeoloji ekibi makalelerini yazdı. Michael Hudson denilen meşhur ekonomist bunların sponsoru oldu. Yani Türkiye sadece Lidya altın parası değil, o milattan önce 5. yüzyıl. Bu çok daha eski, ondan 2000 yıl evvel Sümer'de ve Asur'da ve Babil'de böyle tabletlere kayıtlı borç senetleri var. Bunlar da ödemede elden ele kullanılmış olabilir rahatlıkla. Yani aynı demin Davut hocama bir bitcoin yolladığım gibi, başkasında olan borcumu, yani benim başkasından alacağımı tableti vererek temlik ediyor olabilirim rahatlıkla bu da yapılmıştır. Eminim. Ama Batılılar bunu görmemişler. Çünkü Batılılar vadeli çek tanımıyorlar. Hep merkezi Fed gibi merkezi para sistemlerini e, kullanmışlar. Bir önemli son cümlemde şu olsun. E, e, bu da çok ilginç bir gözlem. Bugün hali hazırda dünyada kullandığımız muhasebe sistemi 1495'te İtalya'ya tarihleniyor o zamanlarda İtalya'dan çıkmış bir muhasebe sistemi çift kayıt muhasebe deniyor ikili kayıt muhasebe blok zinciri bu ikili kayıt muhasebeyi de bitiriyor Yani esasında görüyoruz ki blok zincirin içerisinde o kadar büyük bir yıkıcı devirici yıkıcı bir buluşlar var ki batının 400 yıldır 500 yıldır geri kalan gelişen ülkelere veya sömürgeleştirdikleri dünyanın geri kalanına uygulamış oldukları muhasebe sistemini de ortadan kaldırıyor para sistemini de tehdit ediyor o yüzden işte diyeceğim şu ki global merkezi güçlerin hiç işine gelmeyen bir şey var burada esasında bizim Türkiye olarak çok kuvvetli bir elimiz var yani benim gördüğüm tarihte bu kadar kuvvetli el bize dağıtılmamıştı bir masada diyelim. Kumar demek istemiyorum. Yani bir şans masasında hiç bu kadar kuvvetli eli olduğunu hatırlamıyorum ben Türkiye'nin. Bu sefer gerçekten çok ilginç bir noktadayız. Bir de bunun tabii vatandaşlık ve devlet kavramları üzerinde de sorguya muhtaç tarafları var. Bunlar da uzun bir mevzu. Bugün buna girmeyeyim. Burada yeni bir devlet tarifi de belki ortaya çıkacak. Nasıl olacak? Yeni para, yeni devlet. Bunlar bizim önümüzde, önümüzdeki 10 yılın tartışma konuları olarak görüyorum. Çok teşekkür ederim beni buraya kadar dinlediniz. Bu artık sorularla, tabii çok büyük bir konuyu dar bir zaman aralığında anlatmaya çabaladım. Eminim yüzlerce soru oluşmuştur kafalarımızda. Elimden geldiğince bugünle sınırlı kabul etmeyin. İstediğiniz zaman İleriki zamanlarda da e, açığım davetinize seve seve, bila ücret, herhangi bir şey beklemeden sınıflarınızda veya sizin e, toplantılarınızda daha detaylı e, gelip anlatmaya hazırım. Eksik olmayın Davut Hoca, bana bu fırsatı verdiniz. Sorularınız varsa lütfen alayım. Çok teşekkürler Cemil Hocam Şimdi e, tabii konuyu çok güzel bir şekilde özetlediniz. Değerli evet dostlar, bu blockchain teknolojisi gerçekten e, toplumsal hayatı, e, ticari ve insani ilişkileri temelden etkileyecek bir potansiyele sahip. Ve tam olarak da anlaşılmıyor. Yani bitcoin e, bu kripto para e, gürültüsü içinde konunun belki asıl önemli tarafları ıskalanıyor olabilir. O yüzden bugün bu konuyu Cemil hocamızdan bir açıklığa kavuşturmasını rica etmiştim. Cemil Hocam biraz da birkaç cümlede smart kontratlar konusunda tabii. söyleseniz bunlar nedir? Ondan sonra da ben sizin ile ilgili birkaç cümleyle kendi görüşlerimi şey yapmak istiyorum. Smart tabii. kontrat nedir? Önemli smart nedir? Kontrat, Bunu bir anlatır mısınız? Tabii. E, smart kontratlar e, bir akıllı kontrat diye çeviriyoruz ama esasında kontrat kelimesi de yanıltıcı. Burada hep böyle isimler e, biraz yanıltıcı ne yazık ki. E smart kontrat esasında bir bilgisayar programı. Demin anlattığım Ethereum denilen Bitcoin'den sonra çıkmış olan ikinci büyük platformun üzerinde programlarımızı çalıştırabiliyoruz demiştim. İşte bu çalıştırdığımız programlara smart kontrat di diyoruz. Yani esasında smart kontratlar küçük programcıklar. Ama bu programları tek bir makinede kendi makinamızda çalıştırmıyoruz da dünyaya yayılmış olan bu büyük ağın üzerinde milyonlarca makinenin hepsinde birden çalıştırıyoruz. Niçin bunu yapıyoruz? İşte bu ispatı oluşturmak için. Yani ben burada bunların hepsini de çalıştırarak bunu herkesin e, gözü önünde ve hepsinin mutabakatıyla yaptığım için gizli, saklı, kapalı bir işlem olmadığını, herkesin ispatının ortada olduğunu, imzaların ortada olduğunu göstererek yapıyorum. E, Defterhane hocamın bahsettiği bizim girişimimiz işte bu vadeli çek benzeri e, mekanizmayı bu akıllı kontratlar, smart kontratlar vasıtasıyla blok zincir üzerinde yeniden kurgulamak üzere yola çıktık. E, yani çek kullanmıyoruz, kağıt kullanmıyoruz, senet kullanmıyoruz, açık hesap kullanmıyoruz da akıllı kontratlarla kişilerin birbirlerine borç vermesini, borcunu ödemesini sağlayan bir sistem oluşturuyoruz. İşte bu girişimimizin adı defterhane. Defterhane kelimesini de anlatayım müsaadenizle hocam. Buyurun. 1500'lerde e, Türkiye, yani Türkiye dediğim Osmanlı Devleti diyoruz ama esasında bir bütünlük var orada, Türkiye diyelim. O zaman dünyanın kuvvetli bir ülkesi e, ve e, çok iyi vergi topluyor. Fakat vergiyi para olarak toplamıyor. merkezi tımar e, denilen birimler üzerinden topluyor, tımarlı sipahiler tarafından. Bunlar da aynı yani buğday arpa olarak aynı olarak toplanıyor. Yüzde on öşör adı altında. İşte o toplanan vergilerin toplandığı e, tımar denilen köylerin, birimlerin, ekonomik birimlerin içerisinde kaç dönüm e, buğday arsa ekiliyor, tarlası var. Kaç dönüm arpa var, kaç dönüm darı var. Hepsi bunların kayda geçirilmiş. Yani elli bin tane tımar var Anadolu ve Rumeli'de tamamı üç yılda bir tapu kadastro geçiyor, yenileniyor. Bu defterli, bunların yazıldığı defterlere defterhane deniyor. Bu defterhane dediğimiz bugünkü database. Yani ben database kelimesini Türkçe olarak kullandığımda defterhane olarak kullanıyorum. Bir database bu ve muhteşem bir sistem. Fakat bu 1600'lerde merkezi para sistemiyle sekteye vuruyor. Yani Osmanlı'nın düşüşe geçmesi bu gayri merkezi vergi sisteminin Batılılar tarafından yıkılmasıyla tekrar vurguluyorum yani dış güçle e, bu sistemin sekteye uğratılması e, lineer ordu denilen e, merkezi yapıdaki para sistemiyle işleyen ordular tarafından yıkılıyor. E, yoksa e, Osmanlı'nın yenileceği yok. E, bu durumda tımarlı sipahiler dağılıyor ve celali haline geliyorlar. Celali isyanları dediklerimiz bunlar. Ondan sonra artık 1620'den filan sonra mecburen Osmanlı merkezi para sistemine ve merkezi vergi toplama sistemine geçmek zorunda kalıyor. İşte bu defterhane ismi oraya gönderme. Onu da söylemiş olayım hocam. Oldu çok teşekkürler. Şimdi sorular almaya başlıyoruz. Önce Ahmet Kökler Bey buyurun Ahmet Bey. Sesiniz kapalı. E, hayırlı günler çok güzel bir konu e, Çok keyifle dinledim Sağ olun Davut Hocam e, Cemil Hocam çok teşekkür ederiz Ağzınıza sağlık e, tamam. Ben biraz daha iki e, Soru iç olacak belki Sizin kullandığınız Terimler ve e, dil Ve lisan ve anlatımla Bu iş hakikaten çok güzel Anlatılabiliyor ama Biz belli bir yaşı geçtiğimiz için Bize ne olur 2-3 dakikada Bu bitcoin nedir şunu anlayamıyorum. Bir para biriminin arkasında bir güç olmalı, bir devlet olmalı, bir kaynak olmalı. İşte dolar, TL, bilmem mark, euro neyse. Bitcoin'de ne var arkasında da biz Bitcoin'i alıp satacağız? Evet. Çok... Veyahut da yarın mesela biraz evvel bahsettiğiniz defterhane meselesinde Bugüne indirgediğimizde o işin Bitcoin üzerinden yaptığınız zaman hukuku var mı? Adam ödemediği zaman vermediği zaman kime müracaat edeceğiz? Mahkeme mi olacak? Ne olacak? Hukuku nasıl? Evet. Bir de Türkiye'nin masada büyük bir şansı var dediniz. Bu şans nedir acaba? Tabii teşekkür ederim. Evet. bir saniye burada Ahmet Bey'i kısaca tanıtmak isterim. Ahmet Bey Kapalı Çarşı Derneği'nin başkanı İdiazkiden hala orada herhalde. Türkiye'de altın ticareti konusunda önüne gelen otoritedir. Dolayısıyla muhteşem, bu işin acilidir. Yani <laughs> altın nedir, para nedir iyi bilir. Buyurun. Ahmet, Bey teşekkür ederim. Çok güzel soru sordunuz. E, birincisinden başlayayım. Bu bitcoin esasında bir dijital altın gibi. Neden? E, sınırlı sayıda olduğu için altında hem e, dünya üzerindeki altın e, belli bir miktarda, bu böyle zıplamayla artamıyor bildiğiniz gibi. Her sene belli bir miktarda, belli bir yüzdede büyüyebiliyor. Buna benzetmiş bunu Satoshi. Dolayısıyla bunun gibi Bitcoin de böyle zıplamalarla büyüyemiyor. Yani sınırlı miktarda üretiliyor ve sınırlı miktarda da büyüyor. Büyümesi de azalarak gidiyor. Bunu da algoritma olarak yazmış. Algoritma dediğimiz yani bilgisayar dilinde okunaklı bir şekilde... Bunu programlamış. Biz de gidip bu programları okuyoruz ve görüyoruz ki doğru. Evet dediği gibi yapıyor. İşte bunun değeri, bakın çok ilginç, Bitcoin'in kıymeti bu algoritmanın şeffaflığından kaynaklanıyor Ahmet Bey. Şeffaf olduğu için. Neye karşı? Fed. E. Fed. Fed ne? Amerika'daki e, merkez bankası. Sahiplerin bile kim olduğunu bilmiyoruz. E, özel bir şirket. E, devlet şirketi değil. Kaç para basacağı belli değil, ne zaman ne kadar basacağı hiç belli değil. Kimseden bunun için izin alan bir kuruluş değil. Toplam ne kadar bastığı söylediği kadar inanıyoruz. İşte bu şeffaf olmayan opak sisteme karşı bir tepki olarak gelmiş Bitcoin. Zaten bunu yazan Satoshi de bu tepkisini daha önceden yazılı olarak dile getirmişti. Ondan biliyoruz yani bazı e, news gruplarında 2011'e kadar 2010'un sonuna kadar yazıları var sonra kayboldu yani yazmamaya başladı. E, dolayısıyla birinci sorunuzun cevabı bunun arkasında bir ordu yok, bir devlet yok ama teknoloji var algoritma var. Yani biz bu algoritmayı şeffaf olarak gördüğümüz için bunu görebiliyoruz. İkinci sorunuz e, bu defterhanenin neden Kıymet yani Türkiye için neden bir fırsat olduğunu e, düşündüğümü sordunuz değil mi yanlış hatırlamıyorsam e, bunun sebebi şu bugün Bitcoin ve benzeri kripto paraların hepsi duyduklarımızın hepsi e, MTA formunda MTA biliyorsunuz altın gümüş gibi e, madenlere deniyor veya e, işte değerli alıp satımı yap, yapılan ticari ürünlere deniyor MTA diye. Bunların tamamı emtia formunda efendim. Hiçbir tanesinde ticari kredi formu yok. E, bu arada faiz de yok tabii ki bu e, benzer bir sebepten. Halbuki e, Türkiye vadeli çeklerle ticari hayat içerisinde kullanılan ama desentralize bir biçimde yani Merkez Bankası'nın tarafından değil esnaf tarafından üretilebilen bir kredi sistemine sahip. Bu vadeli çekler, senetler... Ve açık hesaplar bunlar, bunlara diğer ülkeler, bu merkezi parayı üreten ülkeler asla izin vermemişler. Türkiye burada bir glitch yani bir hata olarak var olmuş. Belki bunu anlamadılar bile. Yani benim tahminim Batılı güçler Türkiye'deki vadeli çek sistemini anlamamışlar. Ee, anlasalardı belki e, kapamaya çalışırlardı. Şu anda kapamaya çalışıyorlar ama çok geç. Yani şu anda Ticaret Bakanlığı üzerinde baskı oluşturdular. Bunu da söyleyeyim. Kredi Kayıt Bürosu isimli kuruluş bunları kontrol altına almaya çalışıyor. Halbuki bunlar bir banka sistemi değildir. Bunlar esnafın kendi sistemidir. Şimdi ben neden Türkiye'nin eli kuvvetli diyorum? Çünkü bu gayrimerkezi yapıyı doğru kullanırsak zaten gayrimerkezi çalışan mekanizmamızla ötüştürdüğümüz zaman bu dünyanın kullanacağı sistem olacaktır Ahmet Bey. Şimdi altın tabii çok önemli bir meta altına endeksli para yapmak da bir çözümdür. Ben bunu da öneriyorum Türkiye Cumhuriyeti'ne ama altını kazıp çıkarıp değil ters düşünüyorum. Çıkarmadığımız altının yani e, kaz dağlarını kazıp değil kazmayıp kazma dağları altını e, na endeksli bir e, blok zinciri parası yaparsak dünyanın rezerv parası oluşturabiliriz iddiasındayım. E, bu da enteresan bir düşünüş, e, ters düşünüş. Çünkü neden? Çıkartılmış olan altında da Amerika'nın bir avantajı yok. 8 bin ton var elinde. Bu dünyadaki altının 7'de biri. Belki daha da az. 8'de biri. Çinliler gizliyorlar. E şimdi adam %100 parayı basar sisteme sahipken 8'de birine razı olur mu? Sizce? Olmaz. Bugün dünyadaki ticari faturaların yüzde 85'i dolar faturası iken bir anda yüzde 20'ye 15'e düşmez. O yüzden ben inanmıyorum ki e, şu anki merkez bankaları sistemi altına endeksi dijital paraya ya da altına endeksi kripto paraya geçmeyeceklerdir bu sebepten. Çin orada çok büyük bir kuvvet olarak duruyor. Bunu çok iyi kullanacaktır asla bunu istemeyecekler. O yüzden şu anda sıkışmış durumdalar. Doların rezerv para olma durumu tehdit altında. Çin bunu silkeliyor. ama altına da dönemezler. Ne yapacağız? Bitcoin mi kullanacağız? İşte oraları meçhul. Yani bu soruların cevabını hiç kimse bilmiyor. Göreceğiz, yaşayıp göreceğiz efendim. Bilmem cevap tamam. oluşturabildim mi? Tamam. Evet şimdi birkaç soru yazılı sorular alalım çünkü epey evet, Mehmet çatlayan sorular var. Biz hocam, okuyacağız. Şimdi hocam, Cemal Bey okuyacak size şey yapacak onları. Bir tane hocam. soruyu ben burada... E, Cemal duyarsam. Bey okuyacak soruları herkes duysun diye. Tamam Olur o mu? zaman Biz Mehmet Karaboncu'nun sorusunu okur musunuz Cemal Bey? Mehmet Karaboncu'nun. Tabii, Tabii hocam. hocam hepsini okuyacağız zaten. Hiçbirini atlamayacağız. Ha özür dilerim. Peki. Ha, siz hocam, sıradan başlayın ilk sıradan, Bey, Evet, ilk sıradan sizlere iletmiş olayım. En son yine Mehmet Bey'in sorusuyla devam edeceğim. Sonra da Orhan Bey el kaldırmış. En sonunda sözü oraya vereceğim. Latif Haliloğlu Bey demiş ki Merkel tree kullanımı nasıldır ve nedir? Ha Merkle Merkel Merkley tree e, bu e, bir adamın yani Merk Merkle diye bir bu public key kriptografiyi mucidi olan iki tane hoca var e Diffie ve Helman diye. Onların asistanı bu Merk, Merkle diye yazılıyor. O anların asistan öğrencisi ve bu da çok önemli bir kripto e, hocası oldu sonradan. E bu Merkle tree dedikleri bir teknik tabir. E, yani bir dallanma aç, ağacın dallanması gibi. E, bizim buradaki konumuz açısından çok önemi yok. İsterseniz hocama daha sonra bu konuda makale iletebilirim. E, şöyle yerlerde kullanıyor Merkle tree bir bilgi var elimizde. Diyelim bir insanın ismi, soyadı, işte adresi filan, işte annesinin kızlık soyadı, doğum tarihi filan falan. Bunların hepsinin kayıtta durduğunu düşünelim. Bu kayıtların hepsini birden karşıya vermek istemiyor da sadece diyelim adresini vermek istiyor kişi ya da sadece TC kanesini vermek istiyor. O zaman Merkle Tree kullanarak bunu bilinmesi gereken miktarını sadece karşıya aktarmak mümkün oluyor. Bu bir şifreleme metodu. Bunu adam daha öğrenciyken bulmuş bu arada, bu Merkel. Ee, o da enteresan. Evet. Teşekkürler hocam. Latif Çakır'ın bir sorusu: BTC madencileri diğer ETH gibi altcoinlerin madenciliğini yapabiliyor mu? Aynı donanım kullanılabiliyor ha, mu acaba? Latif Bey, kendisi burada mı? E, videosu varsa e, yüzünü görsem. E, Latif Bey. Çok güzel e, sorunuz. BTC madenciliği yani BTC'lerin yani Bitcoin'lerin e, mutabakat oluşturulurken o, o grubun içinde olmak demek BTC madenciliği. E, sadece ve sadece Çin'de üretim yapılan ASIC özel çipler sayesinde bu madencilik yapılabiliyor. Onun dışındaki dünyadaki diğer bilgisayarlar ne yazık ki Bitcoin için çok yavaş kalıyor ve hesaplamada kullanılamıyor. Dolayısıyla Bitcoin madenciliği yapacaksanız Çin'in ürettiği bu ASIC çiplerden almak zorundasınız. Çin de uyanık tabii. yeni çipleri kendisi kullanıyor. Eskileri dışarıya çıkartıyor ancak. dünyadaki ASIC çiplerin de çoğu orada üretildiği için burada rekabette bir dezavantajı var diğer ülkelerin. ama Amerikalılar şu anda Amerikalılar ve Ruslar alternatif çip teknolojilerini çalışıyorlar bu konuda. ETH dediğimiz Ethereum. Ethereum madenciliği ise normal bilgisayarlarla ve oyun bilgisayarlarındaki grafik kartları kullanılarak yapılabiliyor. Türkiye'de de bayağı bir Ethereum madencisi olduğunu düşünüyorum. Elektriği bedava kullanan bazı bölgelerimizde yani kaçak kullanarak Ethereum madenciliği yapıldığını duyuyoruz. Türkiye'de Bitcoin madenciliği ciddi miktarda yapılmıyor. Ben şöyle bir Tekrar bir slide'ı isterseniz açayım. Dünyadaki e, e, özür dilerim galiba kapamışım onu. Tekrar açayım. Dünyadaki yapılan bitcoin madenciliğin dağılımını göstereceğim. E, değerli bir bilgi. E, belki sizin de işiniz hoşunuza gider. Evet. Onu şimdi paylaşayım. Pardon. Pardon. Burada o bilgi olması lazım. Evet. Herkes görebiliyordur ümit, ümit ediyorum. Ee, Bitcoin hash rate'inin yani Bitcoin madenciliğinin bu hesaplama kapasitesine hash rate deniyor. Çin'de konuştu madencilik firmaları toplamın yüzde 65'ini üretiyor şu anda. ABD'dekiler yüzde 7.24, Rusya yüzde 6.9, Kazakistan yüzde 6.17, Malezya yüzde 4, İran yüzde 4'e yakın. Kanada, Almanya, Norveç yüzde bir. Venezuela'nın yüzde 0.42. Bu 2020 sonu itibariyle dünyadaki Bitcoin madenciliğinin dağılımı. Umarım bir fikir vermiştir. Evet. Evet. Şimdi Mehmet Karaboncuk, sevgili Cemil Türün, yine harika bir bilgilendirme sunum. Çok teşekkürler. Bu sistemin yüksek enerji tüketimi gelecekteki yaygın kullanım için engel midir? Nasıl çözülebilir? Eminim bir çözüm geliştirmişsinizdir. Evet. Sevgilerim evet. demiş. Ben geliştirmedim ama tabii ki Mehmet Karaboncuk çok değerli arkadaşım. Herhalde 30 yıla yakın, değil mi? 27 senelik filan arkadaşlığımız var. Evet. Ben daha öğrenciyken <laughs> sağ olsun e, çok değerli katkılarıyla değişik işlere girmiştik. E, Mehmet abi bu e, şey e, hesaplama için enerji harcama meselesi gerçekten bir problem. Ancak bu problem bu proof of work dediğimiz algoritmada sadece geçerli. Proof of work dışındaki proof of stake denilen Ethereum'un şu anda geçmekte olduğu yeni algoritmada böyle bir enerji harcama yok. Yani bu. Doğaya zarar veren çok fazla hesaplamayla, e, gereğinden fazla e, zararlı hesaplama sadece Bitcoin'de kalacak. Onu da değiştirebilirler mi? Onu bilmiyorum. E, değiştirmek için bütün network'ün oylaması lazım. Yani herkesin kabul etmesi lazım. Olabilir günün birinde. Ama şu anda bunu kendilerinin bir gücü olarak görüyorlar. Ve savunurken de diyorlar ki altın çıkarırken de çok fazla enerji harcıyoruz. Dolayısıyla bizi de affedin diyorlar. Ee, ama ben tabii Bitcoin'in bu kadar enerji harcamasına çok karşıyım. Yapacak bir şey yok. Diğer tokenlar ve e, coinler bunu aşmak için yeni algoritmalar geliştirdiler Mehmet abi. Hocam bir 7-8 soru var. Dilerseniz hızlı hızlı hepsini Şimdi şey... Orhan Bey'den bir soru alalım. Burada Katıl, Zoom'a katılanlardan şey yapan. Tamam. Buyurun Orhan Bey. Sonra yine okumaya devam. Tamam. Ee, hocam öncelikle çok teşekkür ediyorum. Ee, Davut Bey size de teşekkür ediyorum. Bu vesileyle uzun bir aradan sonra sizi de görmüş evet. olduk Cemil Hocam'a da. Benim sorum şu hızlıca sorayım. Şimdi Tesla Bitcoin ile araba satacağım dedi. Elon Musk biliyorsunuz. Ee, soru şu. Şimdi Amerikan hükümeti Tesla'ya sormayacak mı hocam Sen sürekli Bitcoin'ine satıyorsun vergisi vergisi ne olacak? Yani bu iş nasıl çözülecek? Evet. aynı şeyi Türkiye için düşünelim. Biz de diyelim Bitcoin'le bir şey aldık, sattık. Bizim vergi dairesi bizim kapımıza gelmeyecek mi? Kar mı ettin, zarar mı ettin? Bu iş nasıl gidiyor? Yani bu konuda evet. bir bilgi rica ediyorum. Tabii. Hemen söyleyeyim. Orada da e, vergi meselesiyle e, Türkiye'de de çalışıyor arkadaşlarımız. Ben de onların... E, danışmanım diyemeyeceğim biraz ayıp olur ama şey yaptıkları zaman yani toplandıkları zaman seminerlerine katılıyorum görüşlerimizi alıyorlar sağ olsunlar KGK mesela bunlardan bir tanesi kamu güvenliği kurumu Tüm, bütün dünyada bunun vergi meselesinin bir mesele olduğunu sorun olduğunu söyleyeyim Orhan Bey çünkü bunu muhasebede nereye yazacaklarını daha henüz bilemiyorlar buradaki bitcoin ve coinler bir açıdan bakıldığında dijital para bir açıdan bakıldığında emtia başka bir açıdan bakıldığında da hisse senedine benziyor şimdi hisse senedi olsa başka türlü vergilendirilecek stopaj var emtia olursa kdv'si var para gibi olursa o da yok filan bu kafa karıştırıyor o yüzden burada daha henüz top ortada orhan bey yani devletler bu konuda ortak bir görüş oluşturamadılar henüz Bundan faydalanarak da Elon Musk gibi, Michael Saylor gibi iş adamları bunları e, hazinelerine Bitcoin koyarak e, şov yapıyorlar diyelim bir çeşit. Bu şovu yaparken de ama muhasebe kayıtları içerisinde gösteriyorlar bunu bize. Yani bunlar halka açık şirketler. Tesla da öyle. E, diyor ki, SEK'e verdiği, yani oranın SPK'sına verdiği bir takım dökümanları biz okuduk. Nereye yazıyor? İşte... E, maddi olmayan duran varlıklara kaydetmiş mesela. E, dolayısıyla buraya kaydettiği zaman bunu meşrulaştırmış oluyor. Muhasebesinde gösteriyor. Odite giriyor bu. Arabayı sattığı zaman da Bitcoin'le arabanın faturasını kesiyor gene. Yani dolarla satmak gibi. Hani Türkiye'de biz Türk lirasıyla sattığımız bir malı birisi gelince dolarla sat hayır demiyoruz ya. Faturayı dolar faturası kesiyoruz. O da Bitcoin faturası kesiyor. Yani o günkü fiyatından Dolar karşılığına satıyor aslında Orhan Bey. Yani vergisini ödüyor özetle. <laughs> yani bizde de bu verginin geleceğini tahmin ediyorum. Nasıl gelecek? Bana sorarsanız yani uzman görüşü kabul edebilirsiniz. Merkezi kayıt kuruluşu diye bizim bir e, birimimiz var biliyorsunuz. Türkiye'deki bütün mali kayıtlar orada duruyor. 46 milyon kişinin hisse senetleri falan hep orada. Bonolar, tahviller orada kayıtlı. Merkezi bir database de kayıtlı. Türkiye'deki alım-satım borsalarının her birinin lisans alanlarının oraya bir cihaz koyacağını tahmin ediyorum. Ve devletimizin bunları bu şekilde takip edeceğini tahmin ediyorum. Böylelikle gün sonu alırlar ve o esasında stopaj olarak vergilendirilir. Bunda bir zorluk yok yani. Evet, biraz yazılı soru alalım Cemal Bey. Evet, Yusuf Özalp'in bir sorusu var. Blok zinciri altyapısı ile bu global yapıdan ayrışmanın finansal büyüklüğü nedir hocam? Yani Türkiye olarak ne yapmamız lazım? Ayrıca nasıl bir insan gücü gerekmekte ve süreç nedir? Saygılar demiş. Evet, çok teşekkür ederim. Bence Bitcoin madenciliğine Türkiye şu anda girse geç olur. Yani çünkü bizim hem kaynaklarımız itibariyle hem de teknolojik üretimimiz itibariyle. Mesela biz bir çip üretici ülke olsaydık o zaman derdim ki çip üretelim ve bu işi e, damardan girelim derdim. Ama ne bizim enerjimiz ucuz, yani boşa akan, mesela Sibirya'da boşa akan e, nükleer santrallerin yanına kuruluyor bunlar. E, İz, İzla, İzlanda'da boşa akan hidroelektrik santrallerin yanına kuruluyor. Üstelik oraları soğuk olduğu için soğutmak için de para harcamıyorlar. Bu makineler çok ısınıyor. Şimdi bizim Bitcoin'de fazla bir, e, Ethereum'da Bitcoin'de fazla bir sözümüz olamayacak gibi görünüyor Yusuf Hocam, Yusuf Bey. Ancak demin anlattığım bu vadeli çek sistemi e, ticari hayatın içerisinde kredi e, fonksiyonunu taşıdığı için ve faizsiz olduğu için çok iyi bir alternatif oluşturuyor. Bana sorarsanız yani önümüzdeki dönemde Türkiye bir, kendisi altına endeksli kripto para yapabilir ama çıkarmadan, demin dediğim gibi... Yani Türkiye 6500 tonluk bir rezervi olduğu görünüyor bilim adamlarına göre. Ve bu dünyadaki Güney Afrika'dan sonra ikinci büyük altın rezervi Türkiye'nin elindeki Ahmet Bey belki beni doğruluyordur. Bu altın rezervini çıkarmadan da çünkü bunu bilim adamları iyi kötü işte 5000 lira 6500 ton diyorlar. Hadi 5000 kabul etsek 3500 kabul etsek bile 270-280 milyar dolar ediyor bu. Yani biz 280 milyar dolara esasında hemen basabiliriz devlet olarak şu an. Hani hiç dışarıdan gidip para dilenmeye gerek yok. Ama işte bunun için belki siyasi iradenin de bunları daha iyi anlaması ve değerlendirmesi gerekir. Ben maliye bakanımıza bir önceki daha doğrusu şu andaki maliye bakanımız lütfü Elvan Bey'e de bir bilgi notu ilettim. Bunları yazdım. Okudular mı bilmiyorum. Dolayısıyla yani yapabileceğimiz çok şey var ama bunları oturup bir seminerde falan tartışmak gerekir Yusuf Hocam. Evet teşekkürler hocam. Yusuf Horasanlı Bey'in bir sorusu var. Kurumlar arası çok partinin bir araya geldiği ve güvenin sağlanması gerektiği senaryolarda hangi blockchain altyapılarını önerirsiniz? Markette en yaygın Hyperledger, Fabric, Ethereum, Quarion kullanımı var. Sizin yorumunuzu alabilir miyiz? Evet, e teşekkür ederim. Hyperledger, e Fabric... Merkezi bir sistem. Onu biz artık kullanmıyoruz. Kendileri de terk etti. IBM bile terk etti artık Hyperledger sistemini. Birkaç ay önce, 5-6 ay oluyor. Dolayısıyla artık merkezi yapıda olan sistemleri tercih etmememiz gerekiyor. Ethereum ilginç bir alternatif. Yani Ethereum kullanabiliriz. Ethereum'in rakibi olan Avalanche, Cosmos. Polkadot gibi bir başka arkadaşımız yazdığı sorudan okuyorum. Buna benzer alternatif e, platformlar geliştiriliyor. Bunların her biri de ayrı bir şirket, ayrı bir ekip, ayrı bir grup. Eee bir Avalanche Türk grubu değil yani bu arada başındaki Emin Hoca Türk olmakla beraber geri kalan herkes yabancı. Yani bunları yerli milli bakışıyla bak bakarsak çok e, anlayamayız. Ee, ama Ethereum şu anda bence kuvvetli olmaya devam ediyor. Ee, Ethereum ben Ethereum'u kullanıyorum. Ama tabii şu anda e, yani gün içinde şu anda olduğumuz dönemde işlem yapmak çok pahalı. E, madenciler çok yüksek komisyonlar istiyorlar. Onu ucuzlatmak için de roll-up denilen yeni teknolojiler geliyor. E, burada büyük bir gelişme var. Aynı zamanda da çok fırsat var ama. <laughs> Avalanc'ın, Kozmoz'un, Polkadot'un da e, olanaklı yani önümüzdeki dönemde bu olasılıkları yüksek. Yani güçlü olmaya doğru adaylar. Bilmem cevap olabildi mi? Evet. Tab bu tabi henüz daha yani oluşmakta olan bir teknoloji e, sektörü çok iyi. olduğundan dolayı birçok yani dolayısıyla gençlerin bilim insanlarının yoğunlaşması gereken bir konu bu. Yani buradaki konsensusun ne kadar hızlı yapılacağı, ne kadar güvenilir olacağı vesaire bunlar konusunda değişik alternatif çözümler geliştirilmesi çalışılıyor ve ben de üniversitelerimizi, bilim insanlarımızı, gençlerimizi bu sahaya teşvik ediyorum. Yani kripto para alım satımına değil. Bakın kripto para alım satımı o o başka bir macera. Benim burada teşvik ettiğim şey bu teknolojiler çok önemli ve birçok şeyin yeniden tanımlanmasına yol açacaklar. Mesela işte blockchain işte süper bilgisayarı deniyor değil mi? Öyle bir girişimler de var. İşte bütün bu internetteki yüz binlerce, milyonlarca belki noddan oluşan hiç kimsenin durduramayacağı çok güçlü distributed bir süper bilgisayar düşünün. Bunun üzerinde artık neler yaparsınız, nasıl bir gücü temsil eder bu. Dolayısıyla çok geniş bir konu bu. Ee, çok da fazla da uzatmak istemiyorum. İki soru daha alalım. Bu arada Latif Alioğlu arkadaşım da bana e, selamlarını yollamış. Aleyküm selam. Tabii hatırlıyorum kendisini. Tamam. Bir bir tane şu anda e, sözlü olarak soru sormak isteyen bir soru alalım. Bir de yazılı alalım ve ondan sonra kapatalım. Hay hay. Hocam YouTube'dan gelen bir soru var. Onu da ileteyim derseniz Bu katkı. Lütfen. Akın Baki isimli bir katılımcımız. iyi yayınlar diliyorum Cemil Hocam. Sizi uzun süredir takip ediyorum. Defterhane projenize yatırım yapmak isterim. Bunu tokenize etmeyi planlıyor musunuz demiş. E, ettik. <gülüyor> <gülüyor> yeni zaman Yakın zamanda token e, 1 milyon adet bastık. Yüz binini ön yatırımcılar için hazırladık. Ama tabii bunu ilan etmemiz e, ahlaklı olmadığı için e, özel olarak e, konuşursak e, tabii daha iyi olur. Evet terbiyemiz el vermez başka türlüsüne. Evet. Hocam bir de Mazyar Ravan Bakş isimli bir katılımcımız sözlü soru sormak istiyor. Buyurun. Merhaba. Merhaba efendim. Sesim geliyor şu sanki. Evet, çok teşekkür Hı. ederim. O çok güzel bir sunum. Ben tokçam çok güzel. iyi değil. Önceden özür diliyorum. pardon, blockchain bir zincir üzerinde çalışıyor. Soru bu. O zincir bir zamanda bitiyor mu, bitmez mi? Mesela hmm. e, bitcoin bir blockchain üzerinde bir zaman mesela 10 yıl önce başladı. O baştan beri şu ana kadar hiçbir bitti mi yoksa devamlı bir şekilde şu ana kadar devam etti? Hiç kesilmedi Ravan Bey. Hiç e, durmadı. Kesiltiye uğramadı. Eee crash etmedi yani bu yabancı tabirle ee, ve devamlı çalıştı. İleride de e, çalışmaya devam edecek gibi duruyor ama tabii bilemeyiz. Ee, i̇çine kurgulanmış olan süre 2140'a kadar gidiyor bu. 2140'a kadar gider gitmez ayrı konu ama şu ana kadar hiç e, durmadan çalıştı ve bu bankacılar için mesela banka sistemleri için olağanüstü bir e, örnek. Çünkü hiçbir bankanın sistemi 12 yıl boyunca hiç kreş etmeden gelmemiştir. Ben bankacılara da ders veriyorum. Onlar da inanamıyorlar. Cevap olabilir yani mu? mi? Yani biz de eğer bir ticarette ulaşıyoruz ve bir mesela Ethereum kullanarak bir blok zinciri başlıyoruz. O da bit mesela hiç kesilmeden önce çalışabilir. Evet. Aynen. Ama Çok şu an var. yani alternatif olarak Ethereum alternatif biz Türkiye'de bir blok zinciri oluşturalım evet. diyorsanız yani bu emin değilim bunun doğru bir fikir olduğuna. Çok teşekkür ederim. Davut evet hocam bir soru da ben sorabilir miyim? Buyurun tabii ki Zer Bey. Merhaba herkese. Şimdi evet. teşekkür ediyorum. Bütün anlatılanlardan e, e, kafamda oluşan büyük bir çelişki var. O da şu ki e, şimdi e, bu Bitcoin, blockchain mekanizması üzerine çalışan Bitcoin aslında ulus devletlerin e, bir nevi para basma akdünerlerinden e, alarak egemenliklerini tehdit ediyor. E, fakat diğer tarafında e, siz dediniz ki Facebook, Amazon, e, Google gibi e, işletmeler de bunlara e, aslında istemiyor bunlara karşı. Fakat bu e, yapılar da aslında bir nevi dünyanın bilgisini ele geçirmek ve takip etmek için aynı güçlerin e, en önemli enstümanlarını işgiliyor. E, burada şimdi bir değil mi ciddi bir çelişki var. Yani bunu nasıl açıklayabiliriz? Bu bir evet. e, ikincisi de. Ee, bağlı olarak şunu söylemek isterim ee, malumunuz Amerika Birleşik Devletleri 1971 senesinde e, bu e, daha önce kurulmuş olan Latin Moose'la e, altınla e, dolar arasındaki ilişkiyi e, işine Kopart. gelmeyince artık koparttı attı bir kenara her şey kontrolden çıktı. e Şimdi e, eğer e, bu Bitcoin'de e, dijital altın ise ki o da altındı, bu da altın onun dijitali. E, bu bağı, bu sistemin gerçekten sahipleri kimlerdir? Bu bağı onlar da bir süre sonra zaten e, bu algoritmanın yapısı gereği de bu sınırlı olduğu görünüyor, gittikçe azalan sınırlı bir şey. Ya yani aynı dünyadaki altın ne nasılsa onun gibi bir şey. E Bu bağı yine koparabilirler. Böyle bir şey mümkün mü? Bunu kim yapabilir? Hemen cevap vereyim. Zehir Bey çok teşekkür ederim. Burada çelişki gibi görünen bir konu var. Haklısınız. Onu daha iyi anlatayım. Birincisi bu dağıtık sistemin bir sahibi yok. Yani bunu net olarak söylüyorum. Bunun bir sahibi yok. Olamıyor yani sahibinin bir merkezi en başta onu anlatmaya çalıştım. Eskiden merkezi sistemler varken nükleer saldırıya karşı Amerikan devletinin savunma bakanlığı bir çalışma yaptırıyor ve merkezin nasıl yok ederiz? Merkezin olmadığı bir sistem nasıl yaparız diye bir tasarım yaptırıyorlar. Bu tasarım bugün internet dediğimiz tasarım aynısı yani onun üzerinde çalışıyoruz şu anda. Onun üstünde işliyor bu. Dolayısıyla burada bir merkez olmaması üzerine yapılmış bir tasarım var altta. Bundan dolayı herhangi bir ulus devlet veyahut Amerika veyahut Çin hiçbir tanesi Bitcoin'in kontrolünü ele geçirebilir durumda değil. Bunu da de, konuşmam sırasında şöyle bir örnekle anlattım. Çin bunu çalıştı. 200 bin adet farklı IP'si olan makineyle bir saldırı gerçekleştirdi ele geçirmek için. Ve Bitcoin buna direndi. Sistem olarak direndi. Yani olmadı bu. Yapılamadı. Yani ele geçiremez ama takip eder. Yani her şeyi mesela internet takip ediliyor. Ee, Dünyadaki bütün internet e, alışverişi verileri akışları e, birileri tarafından biliyorsunuz evet. NSA falan bunların hepsi takip edilebiliyor şu anda. Şimdi burada Bitcoin üzerindeki bütün kayıtlar zaten açık. Bırakın takip edilmesini zaten hepimiz görebiliyoruz. Ben de görebiliyorum. Siz de görebiliyorsunuz. Açık zaten. Yani tasarımı öyle. Gizlemek üzerine değil. Yani işlemleri gizlemeye çalışmıyor Bitcoin. Kişilerin Gönderen kişilerin adresleri gizli. Evet. Dediğim gibi bunlar da büyük devletler için gene gizli değil. Ama o kadar çok sayıda insan bunu kullandığında milyonlarca kişi, milyonlarca kuvvetli şifrenin arkasından bu işlemler yaptığında bir noktadan sonra takip edilebilir olmaktan çıkıyor bu. Halbuki Google ve Facebook gibi sistemler doğrudan doğruya merkezi database üzerinden takip edebiliyorlar. Yani bugün biz bunu engelleyemiyoruz. Ben bugün Google'ın, benim e-maillerimin hepsini yapay zeka, akıllı sistemler içerisinden okuduğuna eminim. Yüzde yüz eminim. Bana verilen reklamdan anlıyorum zaten. Ama bizim burada blockchain içerisindeki kuvvetimiz şuradan kaynaklanacak Üzeyir Bey. Biz burada kendi şifremizle kendimizi kuvvetli bir miktarda koruma altına alabiliyoruz. Bu şu demek. Yani merkezi bir sistemin e, e, bize yapacağı e, izleme faaliyetini sınırlayabiliyoruz. Bunu Bize bu olana teknoloji veriyor. Şimdi deminki çelişkiye gelirsek, dediniz ki ulus devletler kendi paralarını basıyorlar. Şimdi biz e, internet sayesinde öğrendik ki son 5-6 senede esasında kendimiz basmıyormuşuz biz paramızı Merkez Bankası esasında bizim milli bir kuruluşumuz değilmiş. Bunlar da ortaya çıktı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bir anonim şirket. Türkiye'nin dışındaki bazı güçler tarafından kontrol ediliyor. Bunlar ortaya çıktı ama bütün ülkeler için geçerli bu. Yani biz tek Türkiye'nin problemi değil. Dolayısıyla Bitcoin sistemi esasında o tür bir merkezi kontrole karşı geliştirilmiş alternatif bir öneri. Ve bir merkezi sahip olmadığı için de Satoshi böyle bir sahip değil. Buradaki öneriyi ciddiye alıp incelememiz gerekir diyorum sadece. Eyvallah. Ahmet Bey buyurun bir sorunuz daha var galiba. Hocam kusura bakmayın tekrar sormak durumunda bir soru değil aslında bu. Ee, sizin riyasetinizde Davut Hocam, Cemil Hocamla bu Türkiye'de çıkartılmamış altınların e, paraya veya işte böyle coin'e dönüştürülmesi konusunda ilerleme sağlayabilir miyiz acaba bir şekilde? Bu önemli bir konu çünkü. Yani Efendim, Bir gün e, oturur, bir elimden beraber bir kahve içeriz. Cemil Hoca biraz detaylı anlatır bize. Bilgi Ekonomisi Derneği'nde buluşuruz. Efendim yazım, bu konuda <laughs> yazım var size göndereyim. Müsaade ederseniz e-mailinizi paylaşırsanız. Lütfen. Sana, lütfen. E, yayınlanmış yazılarım var. Onları dediğim gibi Ankara'ya da yollamıştım okuyup okumadıklarını bilmiyorum. Sizin gibi bir abimizin okuması benim için şereftir. E, Cemil Hocam, e, burada önemli olan şu. Türkiye'de ben şunu gördüm. Daha evvel, e, çok seneler evvel bir altın bank kurma çalışmamız olmuştu. E, Turgut Özal döneminde. Çok zorlanmıştık. Yani Türkiye'de her sektörün bankası var. Niçin altıncıların bir bankası yok? ve Bu kadar da çok altın piyasada atıl veya işlemin içerisinde, piyasanın içerisinde dönerken bunu e, bunu e, ee, forse edecek bir bankanın olmayışından yola çıkarak çok uğraşmıştık ve bunun arkasında Turgut Bey durmuştu, ömrü vefa etmedi. Yani bu hadisenin hazineye müracaatından üç gün sonra kendisi vefat etti. Dolayısıyla bizim proje yine kaldı böyle bir şekilde. Bunu şunun için söylüyorum. Biz eğer Davut Hocam'ın riyasetinde sizin önerilerinizle ilerlersek, ben işin ticari ayağı bölümünde iki fikirlerimi ve bilgilerimi aktarırım. Ve bu, bu fikrin sahibi biz olalım. Yani ya bakana gönderdik. Bakan okumadı. Lütfü Elvan üç ay sonra gidecek. Beş, beş ay sonra başka biri gelecek falan falan. Yani o oralarda <laughs> bu kıymetli düşünceler kayboluyor, gidiyor. Doğru haklısınız. Onlar bunu anlayamıyorlar. Biz ki özel olarak buna sahip çıkıp direkt bir numaraya gitmemiz lazım. Arkamızda durun. Biz bunu hay ilerletiyoruz demem, biz icap ediyor ki bunu yapacak imkanlar var. Se sevgili Davut Hocam, e, lütfen e, burada bayrağı siz alın. Ha, ha, evet, e, Davut Hocam abi... hazırlar sizlere haber veririm. Teşekkür <laughs> ederim. Ahmet Bey'e de yazımı yollarım, email. Lütfen. E, e, lütfen şimdi chat bölümünden göndereceğim. Teşekkür e, ederim, çok sağ olun. Kemal Bey, sorumuz kaldı mı? Yazılı sorumuz. Hocam biraz daha sorumuz var. Vaktimiz varsa birkaç tanesini daha seçip alabilirim. Hadi iki tane daha alalım. Ondan sonra e, diğerlerini yazılı olarak. Varım. E, e, sizlerin başını ağrıtmamışımdır. E, e, Estağfurullah. Etinizdir. Teşekkür ediyorum. Hocam size de özellikle Davut hocam. hocam, hocam Murat Karabatur, sistemi şeffaflığı ve güvenliğinden bahsettiniz. IoT gibi milyarlarca UC cihazın haberleştiği bir sistemde güvenilikli bir şekilde kullanılabilir mi? Nasıl? Demiş? E, IoT sistemi için de e, Tangle diye özel bir blok zinciri geliştirilmişti. Uzun zamandır Tangle'la ilgili bir şey duymuyorum. Onun e, makalesini çok ciddi incelemiştim zamanında. E, IoT işinin arkasında böyle Alman, Siemens falan gibi bazı kuruluşlar duruyordu. E, onu da merkezden itekliyorlardı yani e, amiyane tabirle. E, belki orada bir çelişki oldu. Yani baktılar ki ya biz bunu itekliyoruz ama bizim güç elimizden gidecek böyle olursa. Durmuş olabilirler bundan dolayı. Yani e, düşüncem şu, esasında enteresan bir çalışma IOT. Böyle bir IOTA diye de bir kripto para var, kripto sistem var. Ama çok hızlı gitmiyorlar nedense. Yani şüphem benim oralarda <laughs> kaynaklanıyor yani. Tabii Mehmet, <laughs> ben buradaki şeyleri, e-mailleri kaydediyorum arkadaşlar. Bir de İdris Doğrul Bey'in dijital para ile kripto para arasındaki fark nedir? Devletlerin dijital evet. paraya daha yakın duruyorlar gibi bir hava var. Çok Yorum güzel soru. Ediyorum. Kim dediniz? İdris, İdris Doğrul. İdris Bey eksik olmayın. E, atladığımız bir konu zamandan dolayı. E, şimdi merkez bankaları ben de para basacağım, dijital para basacağım dediklerinde kripto parayı kastetmiyorlar. Onların kastettiği merkez bankası dijital parası yani CBDC dedikleri, Central Bank, Digital Currency. Kesinlikle blok zinciri değil. Yani e, adında merkez olan bir yapının gayrimerkezi bir paraya basıp da gücünü bedavaya terk etmesini beklemeyiniz. E, onlar e, dijital para dedikleri zaman merkezi dijital parayı kastediyorlar ve işin ilginci Bitcoin'e karşı değil onlar tahmin edeceğiniz gibi aslında bankalara karşı. Yani esasında dijit, merkez bankası dijital paraları Bankadaki hesaplarınızı yerine Merkez Bankası'nda size hesap açalım diyor. Yani satır aralarını okursanız, ben okudum bunları, bunu diyor resmen. <laughs> Onun için e, dijital para başka şey, kripto para dediğimizde ise burada anlattığım gibi blok zinciri üzerinde işleyen ve binlerce, on binlerce makineden mutabakat alınarak ilerleyen gayrimerkezi sistemlere diyoruz. Dijital para ise muğlak bir terim. İkisi de olabilir ama dedip, demek istedikleri merkezi. Evet. Çok teşekkür ederim. Ee, bu programımızı da bugünlük burada bitirelim. Ee, programımızı bitirirken e, Cemil hocamıza tekrardan çok teşekkür ediyorum. Böyle aydınlatıcı bir sunum için. Ee, Bilgi Ekonomisi Derneği'nin bu programlarını destekleyen İTÜ ETA Vakfı Doğa Kolejlerine de teşekkür ediyorum. İki hafta sonra yine çok güzel bir konuda sizlerle görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık ve ee, geceniz mübarek olsun. E, ee, i̇yi günler. Sağ olun, var olun. Teşekkürler.